2 Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Canlı yayınlarından premiere doğru hızla dönüşen program. Premier sırasında yine 2000 kişi takip etti. Arkadaşlar şu an chatte yazdığınız her şeyi okuyoruz. Vay canına. Chatte ne oluyor? Can sessiz kaldı bu sefer. Selam Mustafa. Mustafa mı? Ha Mustafa hoş geldin. ne oluyor? dedim her hafta bambaşka <laughs> konularla geleceğe ışık tutan program. Nerede ne zaman bir şey olacak olsa orada yatay bakış gerek kameramanlarıyla gerek sunucularıyla daima hazır. Oscar durmaları, Golden Globe, Golden Globe, şu bu benim kameram dondu bakalım Nereye gidecek bu konu? Hem de kayda girdikten sonra hey, sen Her şu anladım. elimdeki listeye bakar mısın? Bu listede bizimkilerin yapacağız deyip yapmadığı şeyler var. Her hafta yorumlara yazmaya başladılar. Lanet Her olsun dostum işte. Harry Potter filmleri kıyaslayacak bunlar 5 senedir. Sence yapacaklar mı bu işi? Bilmiyorum ama Kevin Spacey'nin kardeşi belki de yapabilir. Hanım yatay bakış <laughs> başlıyor. O zaman bir çay bir çorba koy da <laughs> Kendimize gelelim. <laughs> Ameran niye dondu ya? Don, don gitti. Gitti. <laughs> Abi o OBS açtım ya. OBS açtığımdan gitmiştir. Şimdi inanılmaz He. bir burada bir küçük bir aktivasyon çalışmasıyla Allah introyu tekrar soktum falan her şey karıştı neyse tamam. <laughs> Daha tamam ben kısa bir süre aranızdan ayrılıp selam. Heh, evet, abi canlı yayındayız şimdi. Canlı yayında evet, tamam. böyle problemler oluyor biliyorsun. <laughs> tabii tabii canlı yayın zor iş ya. Bunun stresi başka. Ben canlı yayın kameralarınız açık telefon çok çalıyor sevindim. falan her şey oluyor. Yani şey çok ilginç değil mi? Yatay bakışı canlı yapmıyoruz ama canlıdaki bütün hatalar. <laughs> ...kayıtlı versiyonunda da var. İşte bu samimiyettir. Biz insanları bu samimiyetten tabii. mahrum bırakmak istemediğimiz için. Samimiyet. Zaten YouTube böyle bir yer. Samimiyet üzerine kurulu. Tabii abi samimiyet bittiği anda her şey biter. Ben şu an mesela altımda hiçbir şey yok yani anladın mı? Tabii tabii. Ben samimi olsun diye. Bizi böyle bizi böyle ayarlayıp izleyin. Bakalım nasıl olacak bu. Benim. Aynen şu an ikimizin de altında hiçbir şey yok. Hatta dizlerimiz evet. birbirine değiyor. Bir de öyle düşünün arkadaşlar. Evet, evet. Neler neler oldu. <laughs> Evet sevgili Tancan derimiz var bu hafta ya gündem bündem. ben hiç bakamadım ha hiçbir şeyden haberim de yok. Marvel'daki adamın tacizi macizi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> hangi adam? Hangi, hangi birinin tacizini sayayım abi? <gülüyor> <gülüyor> bu hafta gündemden önce şey yaptım ben e, dayanamadım bu hafta Sezgin'le beraber tekrar e, gittik. Nasıl? Bir daha izledim çok daha iyi geldi. Her izlediğimde daha iyi geliyor film ya. Yani ve şeye çok tutuldum bu filmde. Zendaya'nın oyunculuğuna daha çok tutuldum. Bayağı iyiydi yani. Peki abi sen şimdi ikinci kere de izledin. Daha aklında oturmuştur. Evet. Heteroseksüel bir erkek olarak sana şunu sormak istiyorum. Bir adaya, bir, bir çöl gezegenine düşeceksin. çöl... <laughs> 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 Kurtlar yemedi diyelim. <laughs> Fareler çöl... kemirmedi. <laughs> Aynen. Bir çöl gezegenine düşeceksin diyelim. Yanına Rebecca Ferguson'u mu alırsın? Zendaya'yı mı alırsın? Florence Pugh'u mu alırsın? Lea Seydou'yu mu alırsın? Aa, Florence Pugh'u alırım herhalde ya. Hadi Çünkü ya. Onu, hmm, onun YouTube videolarını çok izledim ben. Ee, muhabbeti çok iyi. <laughs> çok komik de kız. Peki şey, <laughs> senin asık suratlı hanımefendi o gelse? Hangisi? Senin var ya, asabi bakışlı bizim hanımefendi neydi? Aubrey Plaza mı? Ha, tabii. Ha, o da olur. Aubrey <laughs> Plaza ile Florence Pugh arasında kalsan? bu zor soru. Bu sorma. Ha, o Piyo <laughs> noktalara kadar geldi demek. Helal olsun. Evet, bu çok etkiledi beni yakın dönemde. Evet. Hele filmde yine çok gaz ya. O sonda gelişi falan çok etkileyici. A challenger has appeared. Biraz final evet. hızlıya gelmemiş mi peki? Benim kafamda oturdukça finalin aceleye gelmiş olduğuna dair bir izlenim evet. oturdu kafamda. Ya aslında tekrar izleyince bende daha iyi oldu. Hızlı da olmadı ama. Çünkü daha böyle detaylara dikkat edince belki akış hızı çok e, odağıma girmedi. Bir tek orada şey yine gözüme battı benim. Böyle diğer aileler bir geliyor, sonra gidiyor. <laughs> ha, evet evet. Biz geldik, sikeceğiz siz falan. Tamam, şimdi gidiyoruz orada sikeceğiz ama falan diye tabii, falan. Tabii. gidiyorlar. O birazcık <laughs> final Arası biraz, biraz, biraz. sanki, evet. Sadece o kısım yani. O da biraz şey gibi tabii çok üçe artık hani insanları hazırlayalım gibi olmuş. Ee, biraz baktım ona da hani Sardukarlar başka bir ailenin aslında ordusuymuş. Herhalde biraz oraya falan bağlanacak konu. Sardukarların kalanı varsa kalanıyla kavga hmm. edecekler falan. Belki oralardan biraz işaret verebilirdi. Onlardan birinin liderini görürdük son anda falan. Yapabilirdi belki böyle şeyler. Bakalım ya bence kaç saat ki şu anda diyorsun yani her şeye rağmen ben her... sürekli diyonda eksikler var 40... diye ağlıyorum. 2 saat 40 dakika. Vallahi üç buçuk saate kadar çıkabilirmiş. Bak Nuri Bilge Ceylan'a. Vallahi. Bak. <laughs> bak Oppenheimer'a o da 3 saat değil miydi? <laughs> ya abi ben bu hafta arkadaşlar bu arada kuru otlar üzerine ve kuru butlar üzerine dizisini konuşacağız yan yana. Ee, <laughs> kuru otlar arasında mıydık? Neydi hatırlamıyorum. Neyse. Kuru otlar üstüne evet. Abi 3,5 saat yani yemin ediyorum şey oldum ya. Ah be dedim Deniz Vileniyor. Yani bak sen de kuru çöller üzerine <laughs> yapıştır. Oradan oraya yürüdür. Neyse. Konuşuruz onları yani. E... Konuşalım. Konuşalım kardeşim. Konuşalım. Bunlar hep konuşulacak. E, bu hafta nelerimiz var abi başka? Abi bu hafta e, aslında duyumdan girdim onu bir söyleyeyim şeye Hı. geldi e, 500 milyona yaklaştı artık. E, muhtemelen zaten şeyi breakout'unu kıracak. Herhalde 700'e doğru gidecek bundan sonra. Ya kurtarmak için 500 milyon dolar kazanması gerekmesi inanılmaz bir şey değil mi ya? Ya e, Tabii. Ama çılgın bir marketing Çok. parası da gitti ya. evet. Evet, yani. Call of Duty'ye eklemişler böyle. en son gördün mü? Öyle mi? Yok görmedim ha. onu. Call of, D Call of yani. Duty nasıl ekleniyor? O da nasıl oluyor orada? gibi kim oldu? <laughs> kanka ilk filmi önce PUBG'yi eklemişlerdi hatırlarsan. Sonra fortnite hmm. eklemişlerdi. Hmm. Ee, şimdi fortnite, Call of Duty eklemişler. Ee, artık böylece işte Fremen zırhı işte pol gözleri ve işte şey hulup bıçağıyla düşmanlarımızı öldürebiliyoruz artık Call of Duty'ye. Bayram ettik mı? yaşadık ben çok heyecanlandım valla. Çünkü bundan öncesinde de <laughs> Nicki Minaj kostümünü almıştım. Topuklu ayakkabılarımla basıyordum düşmanların üzerine. Nicki Minaj kostümünün yanına çok iyi oturdu Paul kostüm. İkisi aynı evrende var artık. Nicki Minaj da Paul aynı evrende artık. Çok Paul kötü fikir gibi gelmedi. Hani düşmanı öldürüyorsun üstüne topuklarla basıyorsun böyle bir fetiş. Ee, 80'ler <laughs> Cialo etkisi falan. yani e, bu onunla ilgili kontent üretildi bayağı desem inanır mısın? Hadi canım. <laughs> Tabii. Tarantino <laughs> filmini yaptı bununla falan. <laughs> ha, Nicki Minaj sağ olsun yani. Call of Duty'de 3 boyutlu modellemesini verdiğinden beri ne kontentler ne kontentler. Hiç hesap etmiyorlar işin bu kısmını. Ya da hesap ediyorlar belki de bilmiyorum. Hani belki de diyorlar ki e, artık 3 boyutlusunu halkın kullanımını açalım diyorlar belki de bilmiyorum. <laughs> Bize gözükmesin ama yapsınlar. Biz ekmeğimizde izcilik oluyordur canım. Kesin. Duymamış olalım oluyor biraz galiba evet. Tabii tabii. Bize göstermeyin ama bunlar da devam etsinler. Olabilir tabii. Şaşırmıyoruz bunları artık. Ama yani hakikaten e, kafa kafaya gelebilmesi için 500 milyon dolar kazanması gerekmesi bir filmin yani... Normal ama ya. Yani? Tamam da abi Çok... yani Dune bilmiyorum lan. Ben biraz acaba Dune'la alakalı şey miyim ya? Biraz şefkatli mi bakıyorum? Yani Dune bu değil ya. Yani Dune'u sen Avengers'la falan yarıştıramazsın yani anladın mı? Biraz sanki Warner Bros. çok yanlış beklentiyle vuruyor Dune'a gibi geliyor bana yani. Hani omuzlarından tutup sallıyor böyle e, işte şey olsana sende bir kültürel fenomen olsana <laughs> yüzüklerin efendisi gibi falan filan diye. Yani zorla yapacaklar belli ki bu gidişle ama bilmiyorum ki eser de öyle bir eser değil yani ben. Mim çıkacak yani. bir eser değil diyor diyordum gerçi ama çıktı hemen herkes yatağının altına kedisin köpeğini saklayıp böyle bam bam vurup çağırdı <laughs> videolar çekti gördün mü bilmiyorum. Evet gördüm. Şeyde çıkıp şey dedi ya ee, neydi bizim fizikçi abi meşhur öyle kuma takılmaz o falan diyor da şey yaptı. Bir kere kum eteri. sıcak olur nasıl olacak? Tabii. <laughs> Kum da kaybolur. Öyle. Kurt da öyle gelmez falan öyle bir tartışma yani, çıkardı. Falan. Kum öyle kum öyle bir şey değil bir kere. İşte cam olur o <laughs> Sağ olsun da bilimsel açıdan baktığı zaman o da kendince haklılıkları yani. olan bir abimiz yani. Ya ya bilmiyorum sonuçta düğün kitapları da şimdi baktım kabaca 20 milyondan fazla satmış şimdi. 20 Otobücan. milyon satan bir kitap da normal. Hani biraz tarihi geçti ama kitap tabii aslında zamanı geçen bir şey değil bir yandan da. Bence okey ya. Baktığında Barbie de eski bir oyuncaktı. <laughs> tabi tabi yani bilmiyorum ya bir milyar kişi beklentisi varsa çünkü bu adamların yani şöyle bir milyar kişi beklentim varsa bir filme 500 milyon dolar harcarsın ya biraz aslında öyle düşünüyorum o açıdan. Evet, tabii. Ee, yani yine şeye dönmesin. Bu kurtarmadı abi. Üçüncüsü geç üçüncüsünü öpe öpe yapacaklar belli ki yani. Yaparlar yaparlar. Üç buradan dönmez artık. Bu buradan döndürmezler. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarmaz abi. ya yani yaparlar kesin onu. Zaten yazmış ya herif, Senaryoyu bitirmiş. Hatta Zimmer haber bile vermiş. Ee, Sen ufak, ufaktan tıngırdatmaya başla kral falan. Evet evet. Hans Zimmer şey demiş. ben Üçüncü filmin müzikleri üzerinde çalışmaya başladım demiş. <laughs> bir daha şey, konserime ekleyeceğim. Poor <laughs> Things çok tartışma yarattı. Gördün mü bilmiyorum. Ee, Bom, evet. Genelde bomboş bir tartışması var. Yani yine şey Gerçekten olmuş. Kadınlık, seks, işte vajina falan gibi konular yine herkesin ağzına düşmüş. <laughs> Benim hoşuma gitti ya böyle tartışmalar çıkartmış olması bu işin yani şey hoşuma gidiyor millete biraz rahatsız etmiş bu film bence güzel birazcık birilerini rahatsız etmek lazım yani az bile Erkekleri. rahatsız etmiş. <laughs> Yo ben şey de gördüm çok feminist eleştiriler de gördüm ile alakalı onların da bazı değindiği noktalar var İşte kızın yaşıyla alakalı noktalar falan çok tartışıldı bir de şey ilginç yani herkes galiba bizim gibi biraz şey yapmış e, nasıl söyleyeyim. Yani sen vakti zamanında izlemiştin ya. Ben Oscar'lar yaklaşınca izledim ya. Galiba hmm. Oscar'lar yaklaşınca daha çok izlenmiş. Bir de ödül mü ödül daha çok konuşuldu. Ee, tekrar bir gündem oldu içeriği. Hoşuma gitti. Ve şey çok ilginç yani. Yorgos Lanthimos'un en az rahatsız edici olan filmi falan ya bu. Yani <laughs> Bu arada bir hani, yandan da. <laughs> hani biraz böyle şey yani. Hani Yorgos Lanthimos kısmış kendini artık. Marvel filmi gibi film yapmış. Yani. En az rahatsız edici filmi. O bile millette çok tepki uyandırdı. E, o geyikli meyikli falan filan filmleri. Milleti iyice yoracak herhalde. Bilmiyorum. Güzel, güzel bir noktaya doğru geldi. Şey yorumunu ben de çok gördüm çünkü. Poor Things'in Oscar'larda hak yendi yorumlarını falan güzel gördüm. Güzel. Tartışma çıkartması milleti biraz kavgaya tartışma itmesi. Çünkü tekrar şeyler falan çıkmış. Ben gördüm. Kardeşim o senin dediğine ikinci dalga feminizm derler. Olur mu? Radikal feminizm Olur. falan gibi olmuş herkes böyle. <laughs> yani şey de tabii şey ya. Bir konu yani şimdi Feminizm deyince feministlerin hepsi de monoblok tek bir yapı değil. Kimisi yani o öyle. şekil feminizm düşünüyor. Kimisi bu şekil feminizm düşünüyor. Kimisi diyor ki bu fe film feminist bir film değildir diyor. Öbürü diyor ki o sınıf feminizm budur diyor. Öteki diyor ki kardeşim ortadan <laughs> 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 <Kaçmış. gülüyor> güzel güzel hoşuma gitti benim yani. Düzgün feminizm. Ya bunlar okey. Bu tartışmalar hani feminizm çapına dönen tartışmayı benim genelde özellikle Türkiye'de gördüğüm erkek yorumcuların çoğunun eğer sik iş var işte bu erkek gözü kardeşim deyip <laughs> filmi gömmeye çalışması böyle aşırı vizyonsuz bir yerden. Ya bir de şeye de çok tutuluyorum ben ya. Kız çocuk çocuk oğlum adam 3 tane bak 3 kere vurgulayarak şey diyor. Bir diyor ki bunun yaşı diyor e, kafa yaşıyla vücut yaşı diyor çok hızlı gidiyor diyor birincisinde. İkincisinde diyor ki bizim e, McDonald's abi ya diyor bunun saçı tırnağı her gün 3 santim uzuyor. Yani bir bebekte galiba o süre baya bir şey ifade ediyor yani. O da hayvan gibi hızlı gösteriyor. Bir de yetmiyor gösteriyor yeni bir kız getiriyorlar. Neydi? Victoria'da kızın adı galiba. Hmm, Markaz'da kalenin gün... oynadı. Ha günlerce eğitim yapılıyor ee, ee diye duruyor yani. Olan o arada şey ee, bizim karakter aldı yürüdü gitti. Feminizmi keşfetti, siyasete atıldı, doktor oldu, kız hala top tutuyor. Hadi bu bu da mı acaba şey yapmıyor insanların kafası. Ha ulan bunun beyini çocuk beyni olmaktan çoktan çıkıyor Paris'e gittin. ha falan. Yani ben anlamıyorum abi. Bilmiyorum şey, yani. şey de olabilir abi. Yani hani nasıl söyleyeyim? Yani öyle de kalmış olabilir ki. Hani şimdi onu kimse bilemez yani şey çocuk midir değil midir. Hani Nasıl şey, kalacak oğlum? Nereye? EYT'de yani, EYT'de yaşa takılma, EYT'de. takılma konusuna geliyorsan yaşa takılıyor. mu Ta, ya, Takılıyor. Ama mesele zaten o değil mi biraz? Yani bu şimdi bu film zaten şey diye çıkmamış. Ailenizle beraber izleyebileceğiniz mükemmel bir film falan gibi bir. Evet. Film. Pazar gelişmesi için söylüyorum ben bunu özellikle bu arada. Ben onu yok yanlış şey bulmuyorum. Yani. Yo yo ben şöyle düşündüm. Kimi insan öyle görebilir. Abi yok. ama teknik olarak göremezsin ki motor becerinin gelişmesi diye bir şey var ...beyin gelişmesiyle. Yani bak bütün düşünce gücünü bir kenara bırak kızın Hı -hı. bebeksi ya da çocuksu açlığını ya da öğrenme isteğini... bir kenara bırak motor becerisi zaten beyni büyüdüğü için gelişiyor. Artık neşter tutuyordu o şey yapıyor falan hani. Paris'te eğitimle başladığında artık üniversite çapında eğitim alabilecek motor becerilerine, erkol hareketlerine falan geliyor. Yani teknik olarak mümkün değil ki onun zaten e çocuk işte, yaşında kalması. Evet, millet herhalde şeyi unutuyor. Bella Baxter yara izleri çok gözükmüyor falan da. Bu bir Frankenstein filmi. Bir yaratık var karşımızda. Şey değil artık yani, bu. Yani var. E, hani Frankenstein'in canavarını düşünelim. Frankenstein'in canavarı toplama bir cesetten oluşturuluyor. Ve bu toplama cesete daha sonra elektrik verilerek hayata geliyor ya bu varlık. O varlık hı hı. da biliyorsun konuşmayı sıfırdan öğreniyor. yani e, yani şu açıdan söylüyorum. Kendi kurallarımızla değerlendirmeye kalkıştığımızda bizi rahatsız etmesi zaten işin doğasında var. onu söylemek istiyorum yani Okey, o doğru, yani doğrusunu aynen. yanlışını yorumlamak seyirciye kalıyor Niye? Çünkü bir yaratık var karşımızda çağınırma da biliyorsun yaratılan dizisinde başarıyla incelediği gibi. Ha, pardon o adamı dirilttiği için onda aynı kurallar geçerli olmuyor özür dilerim. <laughs> e, ama şey yani Bella Baxter'ın bir çocuk olarak görülüp seyirciyi rahatsız etmesi bence özellikle yapılmış bir şey. Çünkü karşımızda yani şunu söyleyeceğim sana özetle. Bella Baxter sence bir insan mı? Bence değil. Yaratık. Monster. Yani çocuğun beyni olduğu için bence o biraz değişiyor. Yani bence yine insan çünkü kadın ve insan olması aslında onun e, tekrardan hmm. bu yolculuğu değiştirerek yapmasını sağlıyor. Aslında bir üçüncü tür yaratırsak orada insan dışında. Bu sefer işte, Bence. Ya, Ama yani... filmin ana fikrinden koparız gibi düşünüyorum. Bazen feminist anlatıdan koparız. Bu kadın değil. Okey, kopabiliriz. İnsan işte. değil. Ama kopmamamız lazım bence. Okey, vay, işte. ben de şey kısmındayım <laughs> yani. Yani sen öyle düşünebilirsin, öteki de öyle düşünebilir. Çünkü bence bilim kurgunun tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Frankenstein'in yazılmış ilk bilim kurgu romanı olduğunu hatırlatarak konuşmak istiyorum. Ee, bilim kurgunun zaten birazcık yapması gereken bu. Biliyorsun Star Trek'in kaç tane bölümünde işte androidlerin hakkı var mı tut, işte Riker üçüncü cinsiyetle tanışıyor falan gibi tuhaf tuhaf yerlere bizi itmesi zaten. Bence bilim kurgunun yapması gereken şey. Poor Things bu kadar Hülyalı ve manyak görünümünün altında bir bilim kurgu eserinin nihayetinde. Sen ölmüş bir bebeğin beynini evet. ölmüş bir kadının vücuduna koyup onu elektrik verip dirilttiğinde dünya nereye gider? Ben bu kadar seks dolu bir yere gideceğini beklemiyordum mesela ve böyle vav wow! falan oldum izlerken. <laughs> Ama bence bunları kaşıması güzel zaten. Ben ben şöyle oluyorum oh be bilim kurgu ya diyorum. Ya ne yapsın adam şey mi yapsaydı şimdi bak. Herkesin sevdiği çok iyi zaten. Herkesin sevdiği başka bir bilim kurgu eseriyle kıyaslayacağım ama mesela Interstellar finalinde nerelere gidebilirdi biliyorsun onun yerine şeye gitti. Zamanın ötesinde, kara deliklerin arasında yine bizi birbirimize sevgi bağlıyor. Nananı na, na diye final yaptı şimdi Interstellar. Allah aşkına bence en hayal kırıklığı hayal kırıklığı veren finallerden bir tanesiydi. Yavs kanka kara delik girmiş adam zaman yolculuğu yapmış. Şu şey Münir Özkul gibi şeyi bıraksak mı yine sevgi bağlıyor bizi falan Ramazan çadırı gibi oldu bir anda ne gerek var bırak biraz çıldıralım bilim kurgu fantastik bir şey olmayan şeylerden bahsedelim o yüzden ben aslında hani filmi eleştirmek bir başka bir bakış açısıdır film şöyle yapmış böyle yapmış dersin ama kimi zaman da bir film ortaya öyle tuhaf bir fikir atar ki kafaları kaşır Poor Things bu kafaları kaşıma işini becermiş onu demek istiyorum yani o kesinca o açıdan yani yoksa aslında bunun doğrusu yanlışı var mı? Mesela örnek veriyorum sana işte Frankenstein ilk yazıldığı zamanı düşünelim 1800'lü yılları. Sence Frankenstein'in vatandaşlık hakkı var mı yok mu Frankenstein canavarının? <laughs> anladın mı? Yani şartlara bağlı dönemin şartlarına bağlı. Bence herkesin Aynen. olmalı zaten. <laughs> Aynen dönemin şartlarına bağlı zaten. Yani cesetlerden toplama bir varlık. Mesela gitse şimdi devletten ödenek alabilir mi mesela anladın mı? Yani hani vatandaş mı mesela polise gitse beni soydular dese hakları var mı? İşte bu tarz şeyleri konuşamıyoruz ya aslında konuşamıyoruz derken düşünmüyoruz ya başımıza gelene kadar. Bilim evet. kurgunun kerametlerinden biri bu. Poor de o açıdan baktığında çok güzel bir e, bilim kurgu işi. Biraz her gibi, biraz ex machina gibi, biraz böyle farklı bir tarafa insanı itiyor ama... ...tabii çok cinsellik ve cinsellikle kendini keşfetme üzerine odaklı olduğu için insanların ahlaki sınırlarına da çok sert çarpıyor. Ama zaten yani böyle filmlerle bir şeyler değişecek ya da birilerinin kafasında yeni bir takım fikirler oluşacak. Öyle oturduğun yerden şey yaparak e, filmde ne yapmak istediğini hani doğru düzgün anlatamayıp saatlerce uğraşmak yerine vur geç yani insanların aklında bir şey kalsın. İnsanlar bir tepki oluştur. Daha güzel bir şey bence. Yani ahlaki sınırımız da bu kadar götümüzde zaten yine oraya geliyorum ben de. Yani. Çünkü sınır. abi şununla ilgili. Götümüzde ee... canım ahlaki sınırımız. Ben biraz şu açsam yorum geliyor. Abi insanlar izliyor seni evet. kapat önünü falan diyorlar. Kayıp evet. kapatıyorum yani. Değil mi işte memelerin gözü. Abi işte bu erkek için hep şey ya zaten filmdeki en güzel nokta da bu. Yani çocuklarını kehaneye götüren adam okey herkes için. Mesela bunun hikayesi anlatılsa bir noktada. Ee, ya da bunun üzerinden bir e, derinleştirse oraları o millet tabi kardeşim erkek adam falan bunlar böyle yürür falan ki işte sen de demiştin zaten hani erkeğe de fazla salıyorlardı ama kadının bu kadar kendini keşfetme lüksü yok. Zaten olay hmm. orada orada şekilleniyor yani. O, o zaman ahlaki sınırımız şeye geliyor işte bu film aileyle izlenir mi? Oğlum zaten film artı 18 18'se Şimdi aileyle izliyorsan, ailen zaten 18 yaşın altındaysa çok ciddi bir sorun var. Sen izleme ailenle. <laughs> zaten kaç o evden. <laughs> çok büyük bir sorunun içindesin. <laughs> 18 yaş üzerindeki bütün aileler bu filmleri izleyebilirler. Yani ahlaki sorunlarını birazcık değiştirmek istiyorlarsa ya da kafa yapılarını geliştirmek istiyorlarsa. Hiç bu arada yani aileyle izlenecek film deyince yani aile filmi dediğin şey değil midir abi? Rafadan Tayfa yumurtayı ters <laughs> çeviriyor falan gibi filmler var ya böyle yani. Aile filmi deyince benim aklıma o kadar zararsız. Kayıp balık Nemo. Hadi bakalım balığımız evet, nerede? Işte, falan. Zararsız olunca da ailenle konuşamıyorsun. Bütün hayatın çöp oluyor. Bak bugün işte kuvvetli alkışı en çok öveceğim kısım bu. Çünkü sik gibi yaşıyorsun böyle. Baban orada, annen orada. Ne konuşuyorsun? Aa e, bugün de ne güzel dedim işte böyleydik. E, derdin var mı? tasan var mı? Erekte olabiliyor musun? Kız olarak nasıl cinsel ihtiyaçlarınla ilgili ne düşünüyorsun? Bunları konuşmuyorsun. Oğlum ne yaptın o işleri filan? Ha, rafadan Anladım. tayfayız da derslerin iyi mi? Ee, kızım öyle bitcoin falan alma git memur ol falan. Ne anlatıyorsun kral yani. <laughs> Ailen de bunları izleyeceksin ki belki de birazcık kendi içinizdeki o şeyi mi kırsanız hani fanusu mu kırsanız da birazcık iletişime geçseniz. Bizim bugün çok Anladım. gündemimiz yok mu ya? Yok galiba değil mi? Abi bir tane daha güzel gündem var aslında. Onu çok da bir şeyimiz yoksa geçelim filmlere gibi. Çünkü gaza geldik ikimiz de. Bak Portings konuşasımız falan kalmış yani. Ondan tamam. dedim. Ee, bir konu var. İstiyorsan onu konuşup geçebiliriz. Doğru. Güzel tabii, bir tabii. konu var. Tabii. Ee, senin de ilgi alanın. Ee, X-Men 97 geliyor bu hafta. Ee, hmm. Pardon. Onu söyleyeceğim zaten de esas konuyu oradan bağlayacağım. X-Men 97 geliyor. Bir onun şovrunnerı kovuldu Hı -hı. durup dururken. Abi ee, çıkmamış işin ama bitmiş işin kurmak kovmak çok ilginç bir iş değil mi ya? Abi e, zaten çok tuhaf önce kovuldu diye haber çıktı sonra Disney'in TV yöneticisi TV'nin başında olan yöneticisi dedi ki kovulmadı konuşarak ayrıldık dedi hmm. sonra çıkan dedikodulara göre bu kardeşimizin OnlyFans'ı varmış hmm. ee, ve OnlyFans'ı aslında böyle açık saçık değilmiş hani daha böyle ee, muhafazakar bir üniversite şey varmış herhalde anladığım kadarıyla. Allah Allah. Bu da Disney yöneticilerine creepy geldiği için bunu sallayın demiş. bir şey soracağım Ama, peki çok önemli. Sen senin uzmanlık alanın derken X-Men açısından mı dedin on defense açısından? Mı dedin? <laughs> Aslında orada kanallar karıştı. AI okay. haberi de var onun için ha, söyledim. Okay. Orada geri çekiyorum senin uzmanlık alanı okay. senin AI'da girecek merak etme <laughs> Çünkü <gülüyor> eyvallah Vallahi yani. Minik bir düzeltme yapıyorum. <laughs> haberleri okurken bunu da araya alayım dedim son anda. Hmm. Zihnim sözlerime yetişemedi kardeşim özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, ya yani ilginç bir olay evet. Ya yani adam showrunner X-Men 90 hadi geliyor herkes çok gaz falan. İlk iki sezonu bitirmiş zaten. Ee, millet de memnun. Genel olarak Disney de memnunmuş işten. Ee, biz de bu hafta bakarız belki ama e, bilmiyorum böyle bir haber çıktı şimdiden. Belki de çok iyi olursa ne olacak? Sıçtılar yani böyle birini niye kovdunuz? Sırf OnlyFans'ten kovduysanız da ilginç yani saçmalık. <laughs> Yo şeye de baktım yani bu arada. Ee... adamın geçmiş kreditlerine baktım yani ne yapmış bu işten önce diye. Şu Oscar Isaac'li Moon Knight'ta yazarlık yapmış. Evet. Yani şey bir işti. Zekice de fikirler olan ama biraz tırtık pırtık bir işti biliyorsun. Ya evet Marvel'a bağlandığı kısımlarının sıçtığı ama yaratıcı bölümlerin olduğu hmm. arada evet öyle bir arada bir işti. Maşallah Ali'nin oynadığı Blade filmini yazmış. Orada yazarlığı varmış. Daha çıkmamış. O, Bak iki tane büyük Disney işi bunlar. O da evet, evet erleden de kaç kere. Star Trek'in Strange New Worlds'ünde yazarlığı var adamın. Netflix'in biliyorsun eleştirmenler tarafından çok övülen Rezalet The Witcher dizisinde yazarlığı var yine. Öte Hı -hı. yandan hakikaten şaka yapmıyor bu sefer övülen ...Nightmare of the Wolf kısa animasyonunda evet. da yazarlığı var. Adamın Doğru yazar işte. geçmişi inişli çıkışlı çok aslında. Hani ama baktığın zaman hani X-Men filmi emanet edilecek bir adam Evet, belli ki geek bir herif. Yani X-Men 97 ile büyümüş hepimiz gibi. Şu yeni çıkarttığı işi bir izleyelim de ona göre. Yani istersen bir yani bu hafta değilse bile birkaç bölüm evet. daha atsınlar. X-Men 97'yi bir izleyelim, konuşalım. Çünkü X-Men 97 de bu arada Hala definitif X-Men o ya yani insanlar orada kaldık ya biz aslında farkındasın değil mi hani ilerlemiyor evet. yani istediğin <laughs> kadar film çıkar istediğin kadar çizgi roman çıkar X-Men 97 dendiği zaman herkesin kafasındaki asıl yani insanların oluyor. beyninde her şeyin bir asıl formu var tamam mesela benim için Batman Kanal D'deki Batman The animated Series yani <laughs> istediğin kadar varyasyonu yap benim beynim oraya dönüyor X-Men'de de öyle bir şey var istediğin kadar varyasyonu yap geleceğe götür geçmişe götür zaman yolculuğu yaptır Yok abi, Show TV'deki X-Men'e veya Fox Kids'deki artık izleyenlerin yaşına göre X-Men'e evet. gidiyor beynim. Onun devamını çekmek o yüzden bence akıllıcı da bir fikir biliyor musun? Yani tam kaldığı yerden devam ediyoruz demek güzel cesaret, güzel fikir. Ee, i̇nşallah güzel canım. olmuştur ama güzel olduysa da herifi kovdular, güzel olmadıysa da iki kovmuşlar <laughs> falan. Arada bir yerdeyiz yani. <laughs> Saçma sapan bir durum oldu. Ya bir de sen şimdi deyince şey geldi aklıma ya bak o dönem için aslında en büyük avantajı bu işlerin. Spider-Man'in animasyonu da iyiydi. Hmm. Dediğin gibi Batman de çok iyiydi. X-Men de. Ama biz bunlara %100 maruz kalmak zorundayız. Çünkü başka e, değiştirme şansımız yoktu. Yani Tabii. başka kanala basınca zaten haberler çıkıyordu. TRT haber. Diğerine basıyorsun işte şey çıkıyor. Batman çıkıyor falan. Şimdi maruz kalma şansı olmadığı için çocukların ya da şimdiki yeni tanışacak kişilerin Seçtikler seçtikleri için daha riskli aslında bu işler. O yüzden bence çok acil bir karar yani bu kadar sizi delirtecek hani çok ciddi bir suç olacak bir şey yoksa en azından belki sezon tepkilerini görüp ya tamam bunu da bahane ediyoruz zaten çok da tutmadı deyip belki yolları ayrısalar yine kabul edilebilirdi. Ama bu, bu derece tepki bir de net bir karar çok ilginç yani. Böyle Kral, bir de bence, riskli bir iş yapıyorsun. Bence bir bok yemiş herif ben söyleyeyim sana. Geçen hafta da Justin Roiland'la ilgili konuşmuştuk ya hani evet. Ya bu adamın hani suçsuzluğu da mahkeme tarafından hani onandı hani bir şey çıkmadı adamdan niye adama devam etmiyorlar. Arkada farklı dedikodular vardır riskler vardır dedik. Bu adamı da böyle hakikaten yani daha hani ya iş çok kötü hakikaten içeride kovmaya karar verdiler. Ya da yaklaşan bir krizi var ikisinden biri yani. Bence yine bir şeyler duydular. Anladın mı? Biz bu herifi salalım dediler. O defansdan da olmayabilir. Bambaşka bir şey de çıkabilir yani. Çünkü dedikodu onlar zaten. O Tabii. resmi bir şey değil. Dedikodu bunların hepsi. Yani, yani. E, bakalım. O yüzden şaşırdım yani açıkçası. Resmi bir açıklama yok. Diğer tartışmalı konu da abi şu e, Todd McFarlane Spawn'un yaratıcısı herkesin bildiği gibi bir yarışma e, açtı geçen aylarda. Hı hı. Ben çok takip etmemiştim de takip ettiğim bütün çizerler bahsediyordu bundan. Hatta Türkiye'den de katılanlar oldu. E, sonuçlanmış ve kazananlardan biri bunlar e, PO'nun gelecek sayılarından birine dört farklı kapak çizecekler. O kapaklardan birini e, kazanan kişinin AI ile bu işi yaptığını ortaya çıkarmış çizerler. Hı. Ve çizerlerin hepsi şu an patlamış durumdalar. Hatta Türkiye'den Mahmut Asrar da bayağı bu konuda konuştu. İşin iki ilginç ne var? Birincisi kurallarda No AI deniyor direkt. Hı -hı. İkincisi e, kazanan hesabın incelendiğinde robot 9000 diye bir hesap e, görs <laughs> <laughs> birazcık hmm. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> hesabın sahibi Kendisi de hani güzel sanatlar mezunu falan biriymiş. Hani çıkmış ortaya. Hani detaylarını çok bilmiyorum ama denilen o. Ee, önceki yarattığı Instagram'da koyduğu görsellerde yaptığı eserlerde işte Mid Journey, Procreate, Photoshop falan diye böyle tagleyerek hani belli ki bir süreçte yaratıyorum diye bunu belirtirken kazandığı kapakta Mid Journey çıkarmış. Hmm. Ama çizerlerin üzerine gittiği konu, oğlum biz aynısını AI'da şık diye yapabiliyoruz. Zaten testlerden de geçirince bunun AI olduğu belli. Artı AI yasak. Şimdi Todd McFarlane'e yükleniyorlar. O da hiç siklememiş. Umrunda değil yani. Eee Tamam da bunlar kazandı falan diye. Hiç yanıt da vermeyince iş iyice harlanmış yani. Ee, İki saniye bir Twitter'a girsem bulur muyum dramayı acaba? Nasıl bir görsel kazanmış, nasıl konutlamışlar çok merak ettim. At, at, şey yapayım sana atayım. Ben yazdım ben şimdi. Görseli de atıyorum. Robot 9000 ben de olur. biraz şey yani. Robot 9000 hesabın adı biraz şey Evet yani robot 9000 de <laughs> biraz şey gibi olmuş. Allah Allah. AI mı? Yok canım falan. <laughs> Valla abi yani orada tabi... Hmm... Okey. Anladım. Ee, yani şey de ilginç... Burada haber. Hmm... Okey. Reddit'te falan da paylaşıldı ya Orada da... Tabi şu an bütün YouTube inanılmaz drama bulduğu için bununla video da yapıyor. Tabi tabi tabi. Anladım. Şimdi ha. baktım görsele. E, hmm. görseli analiz ettirmişler. %96 yapay zeka ile üretilmiştir falan filan diye bir analiz evet. çıkmış ortaya. Vallahi çok ilginç. Okey. Yani çünkü şöyle bir şey var. Lan diyorum nereden anlamış olabilirler diyecektim ki ben de şimdi görsele baktım nereden anlamış olabileceğini. Çünkü şöyle bir şey var. E, o yüzden görsel bir görmek istedim. Senin uzmanlığın diye ondan dedim. Ben aşırı kullanmadığım için yapay zeka. Estağfurullah. Zekâcım. ben de yapay zeka sadece <laughs> kullanan birisiyim. Yazılım tarafında ne? hani uzmanı gelir hepimizi donunda sallar bu arada. Uzmanlık hakkında yapay zeka zor bir şey de. <laughs> Sık kullanıyorum diye. Bak ben de özellikle görseli bir açayım bakayım istedim. Abi e, yani komik gelecek belki ama yapay zekanın bilhassa kaotik desenler çizerken birazcık şaşı bak şaşır gibi bir patern yapma huyu var tamam mı? Hmm. Yani kazanan görsele de bakıyorum, kazanan görselin omuzlarından böyle parçak, pinçak şeyler çıkmış, ee, kanlar evet. çıkmış böyle. O kanların oluşturduğu desen Allahı var, benim de gözüme şey gibi gözüktü. Ha oldum. Çünkü fazla düzenli o değil mi böyle? Sanki sıçrıyor gibi değil de iç evet, içe geçmiş hani, lazerler evet, gibi. Evet, kaotik bir düzen var. Yani sen yapay zeka gidip şey de desen, mix of jumbled cables falan cables desen, hani böyle kablolar birbirine girmiş bir şey oluşturmaya çalışsa bir yerden sonra algoritmik bir yapıyla gittiği için onların kaotik de olsa böyle bir düzeni oturuyor. Anlatması bunun çok zor. Yani belki Hı -hı. biraz daha görsellerle alakalı çalışan arkadaşlar anlayacaktır. Ee, adamın neye takıldıklarını anladım yani. Yapay zeka ile oluşturulmuş. Ya, tabii bunu ispatlaman çok zor. Çocuk dese ki ben onu elimle çizdim. Tersine gitmen zor. Ee, şunu da yapmış olabilir. Onu o işte asıl karış, karışık konulardan bir tanesi bu. Ben şimdi yapay zeka desem ki Hani ben hem, hem de ilustratörüm yani Photoshop şey de biliyorum. Yani çizim de biliyorum. Sanatçı birisiyim. Hı hı. Yapay zeka desem ki ya şöyle bana spawn için bir altı tane kapak oluştur. Çıkaracak. Alırım onu sürüklerim Photoshop'a. veya da işte Procreate ne kullanıyorsan. Üzerinden kendi bıraşlarımla geçerim. Bazı kısımlarını silerim. Üzerinden belki bir line art daha atarım. Bilmiyorum yani sürü süreç neyse. Oynarsın. Hı. Oynarım. Biraz üzerinden oynarım. Biraz altından beslenirim. Kendim yaptığımda diyebilirim. Yani aslında şey biraz karışık referans olarak yapay zekayı kullanmak ya da e, yaptığın karışımın bir parçası olarak yapay zekayı kullanmak da işin aslında mümkün. Ya çünkü e, yine bizi izleyen pek çok çizer arkadaşımız var. Yaratım sürecinde neticede Google'dan da yeri geliyor. Görsel alıp koyuyorsun. Ha sonra üstünden geçiyorsun. Kendi dilinde bir şey dönüştürüyorsun ama referans olarak kullanabiliyor insanlar. Yani bu bir referans kullanma kullanmaysa okey. İlham aldıysa okey ama harbiden yapay zekada ürettiği sürücü sürükleyip bıraktıysa ulan illüstrasyon yarışmasına da onu sokmazsın hayvan mısın yani zaten <laughs> o rezillik yani bana sorarsan bu arada. Hani o hakikaten şey ee, yani ben de o zaman gideyim her fotoğraf her şey yarışmasına katılayım bu arada anladın mı? Çünkü dakikada 40 tane üretebiliyorsun abi. Dakikada kırk tane üretiyorsun. Elbette iki tanesi gelersin. ilginç çıkıyor. Sürükle bırak ne olacak yarışmalara kütür kütür katılırsın. Yani Uzun bu bunu yapmak bence bir de şey yani Hani yapay zeka hırsızlıktır. Çarçurut muhabbetini bir kenara bırakıyorum. İllüstrasyon yarışmasına yapay zeka ile katılmak hırsızlık mı dersin? Dolandırıcılık mı dersin? Aşağılık bir hareket her türlü. Doğru bir hareket değil yani. Bir de yasak ibaresi var ya yani. O da ilginç. Yani Todd McFarlane'e daha çok yüklenmeye başlar bu. Yüzden. Yani tamam hadi yapan yapar. Hmm. Hep böyledir yani. E, suçluyu suçlamak kolay yani. Denetleyiciye bakmak lazım. geçen mesela Itaki'nin bir kapağı da öyle başka bir yerden %99 aparma çıktı. Herkes aparana kızıyor da ulan bunun editörü yok mu kardeşim bakmıyor musunuz buna? Yani? <laughs> Gördüm editörler Itaki o konuda açıklama yapmış bu arada. Biz demiş ilüstratör evet. arkadaşımızdan hani kapak istemiştik bunu gönderdi beğendik koyduk. Hani bizim de hani gelen her kapak ilüstrasyonu yapay zeka mı diye denetleyecek vallahi bir şu an elimizde bir sistem yok. Kapağı inşallah değiştireceğiz. İllüstratör arkadaşımıza da sorduk bize dönme dedi. İtaki o konuyu sahiplenip geri dönmüş bu arada. Hani sağ olsun bence şık evet, hareket. Şey. Ee, orada çünkü bariz yani yapay zeka değilse bile başka bir görselin üzerinden geçmiş yani. Belki de üreten çocuk evet. yapay zeka üretmedi ama. Yani Başkası başka... yapmış o orijinal eser evet. Ha, üstüne koyup kalemle eser. geçmiş artık yani o derece belli ki. Yani bu tarz hırsızlıklar hep oluyor. Zaten mesele zaten sanat yani görsel işinde hırsızlık zaten mesele. Yapay zekalı ya da değil Hırsızlık zaten yapılan bir şey ya. Tabii çok hamdol. O yüzden bu Robot9 arkadaş hani bilmiyorum herifin de account'una bakıyorum. Şu an girdim Instagram account'una. Hmm. Hep AI görseller var. Zırıl zırıl yapay zeka bunların hepsi abi ya. Yani <laughs> hem de bir şey söyleyeyim mi? Bunların çoğu muhtemelen Mid Journey. Tabii 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 Mid Journey denemeleri yapıyor bu dayı. Zaten Robot9000 ha. de. Hayır şu açıdan girdim. Şimdi bak orada da şöyle karışık bir şey var. Onu da söyleyeyim. Pek çok sanatçı insan aslında... ...hiç bu konuda bu kadar alınganlık, gücen, gücenlilik yapmak yerine... ...yapay zeka ve workflow'larına dahil etseler... ...çok iyi olur. Çünkü Stable Diffusion, ben bu kanalda kaç kere anlattım. Kendi çalışma tarzlarını kopyalayabilen yapay zekayı... ...kendi bilgisayarlarında üretip hiçbir yere vermeden... ...draft çıkartmak için, ön çalışma çıkartmak için... ...ulan hani böyle bir kafamı bir açsın... ...bir ön çalışmamı burada yapayım dedirtmek için kullanabilirler. Yani... Şey gibi düşün. Hani örnek veriyorum. Ben bir YouTube videosu çekeceğim ama bunun draftını mesela bir yapay zeka desteğiyle çıkartsam benim ha alakulam orası öyle değil böyle yapayım deyip belki çalışmama asistan gibi bana destek verebilir. Bitmiş iş çıkartmak o bence tercih edilmesi yani ben ilüstratörüm diyorsan yapay zeka ile bitmiş iş çıkartmak bence çok şık olmaz. Ama robot 9000'in şeyine girdim şu anda herif zaten direkt stil çalıştırmış arka arkaya yani 9'lu 9'lu bloklar halinde şu sanatçının stiliyle bunu çizdir. Bu sanatçının stiliyle bunu çizdir diye. Ya zaten burada asıl sıkıntı yarışma olması ya. Kendi Tuğru işini yapıyorsa kimsenin sikinde değil zaten de. Yarışma olunca eşit şartlarda yarışmamış <laughs> oluyorsun bir de oturuyordu yani. Tabi tabi Hiç bu herif yapay zeka mı değil mi diye şey yapmaya gerek yok onu söyleyeyim. Ee, yani adamın hatta yapay zeka yani şöyle söyleyeyim. Oraya yarışmaya katılmakta kullandığı e, style neyse o style belli ki ilk önce Midjourney'de oturtmuş. O style arka arkaya birkaç görsel daha oluşturmuş. Ya kimse evet. kimseyi kandırmasın abi. Yapay zeka ile yaptıysan bu yarışmalara girme. Bak yapma demiyorum. Ben yapmaz yapılması taraftarıyım. Ama illüstrasyon yarışmasına yapay zeka upload etmek. Ya dört 4 dakikada abi. bir senin sanatçı stilin değişiyor olabilir mi abi? Bir 3 boyutlu modelleme yapmışım, bir kara kalem yapmışım. 2 dakika sonra anime kızı çizmişsin. Aa tön. Neyse okey. Konuyu kapattım. Herifin profilinde aşağıya indim. Herifin profilinin bir kısmı zaten memeli anime kızı baştan sona. Yani her evet. Niji'ye geçmiş belli ki. Johnny'deki Niji'dir bu. Ya bu işte okey. Tamam. Anladım. Şey, en alt taraf evet. Full şey. Anime. <laughs> Çok fena. <laughs> evet. Yani bak şöyle bir şey var. Evet, bir sürü ilustratör like arkadaşımız olurdu. var. izliyorlar Çalışıyorlar. Birinin stilini yapay zeka ile bir şeye dönüştürüp sonra o stili taklit etmeye çalışmak kendini öğrenmeye, anlamaya çalışmak bunlar ayıp değil. Öğrenme konusunda, draftlama konusunda yapay zeka'yı kullanabilirsin. Bu da bir tool'dur ama bitmiş işi buradan çıkarıyorum diyorsan o zaman AI artist de kendine, tırnak içerisinde de artist diyorlar. Ben böyle demem ya. bunu. O zaman ben AI'cıyım ha ben promptçuyum de ya da. Mesela ben kendim prompt'çu kabul ederim anladın mı? Güzel prompt yazıyorum, güzel şeyler çıkıyor. Ama illüstrasyon yarışmasına girip milletin ekmeğine falan siktir <laughs> git yani. Terbiyesiz serif Yani işte bu tarz herifler yüzünden ondan sonra herkes AI'ya düşman kesiliyor. Yazık evet. AI'ya düşman kesildikleri için de çok kötü işsiz kalacaklar. AI'ya düşman kesilmek yerine öğrenmeleri ve süreçlerine dahil etmesi lazım aslında pek çok sanatçının şu anda. Tuhaf bir ayrıma gittik yani. Arkadaşın da Texas'ta kendisini tekli olması da bir tesadüf mü diye düşünüyorum yani. Texas. <laughs> İtsiz uğursuzun mekanı Texas'ta. <laughs> ya yani bir şey söyleyeyim mi? Herifin profiline baktım, baktığımda hangi Mid versiyonuyla çalıştığını bile anlayabiliyorum. Çünkü başta Spawn versiyondan bahsederken onu söylemiştim. Yani Mid versiyonları ilerledikçe versiyon 1'de versiyon 2'de çok daha kaotik çizgiler çekerken versiyonlar ilerledikçe çok daha eli oturaklı hani böyle korkmadan çizgiler hmm. çekiyormuş gibi oldu. Eski versiyonlarda Mid Journey çok böyle fıt fıt fıtı fıt fıt, fıt, fıt böyle, böyle işlemeler desenler falan filan yapıyor Aha. tamam mı? Herifin profilinde aşağıya doğru iniyorum herifin profilinde aşağıya doğru indikçe Mid Journey'nin versiyonu eskiyor. Yani o kadar belli ki herifin yani ne kullandığını dışarıdan anlamak. İşte bak ee... o yüzden sana aslında uzmansın dedim bu konuda. Yani şuna bakıp e, bilen birinin anlaması bak 5 dakika sürdü senin gözünde yani. E, hadi Tabii. bilmeyen biri anlamıyor derim de bu yarışmadan bunun anlaşılmaması bana çok tuhaf geliyor gerçekten. 5 dakika sürer ya şunu anlamaya. Aynen yani. öyle. Hay bir de başka bir şey daha var. Adam size upload mu yaptı? Gir abi profiline. Aynı anda aynı stilde aynı görselden 22 tane üretip upload ettiyse kendi Instagram profiline. Ya böyle bir sanatçı mı var? Yani, Galiba makine makine gibi çalışıyor değil mi? Ha anladın mı? Yani bizim Selçuk mesela işte Şehzade yangını çizdi. Adam çizince 27 versiyon mu atıyor Instagram'ın, anladın mı? Bir tane yapıyor atıyor. Sanatçı çünkü bir tane hani e. bunu yaptım diyor. Belki benzer bir şey yapabilir. Adamın stili vardır ama bu arkadaşın profiline giriyorsun. Zaten bir stili belli ki tutturmuş. Prompt cümlesini tutup cümlenin seksenini objeyi değiştirmiş sürekli. Aynı stilde evet. farklı varyantlar üretmiş. Ben dokuzlu de mesela 9'lu atıyor. Aynen. Şimdi sen deyince baktım hep Tabii. aynı sitirden 9'lu 9'lu atmış. Dur benim <laughs> üzerime doğru süpürge geliyor. Süpürgeyi bir kovalayayım. Tamam. İnanılmaz ya. <laughs> Gerantum abi. Ah. 9'lu, 6'lı, atmış hep. inanılmaz ya. Ya işte evet çünkü yakalamışken kütür kütür varyasyon denemiş. Bu arada ben de Midjourney'i ilk kullanmaya başladığımda aynı böyle kullanıyordum. Çünkü oturtmaya çalışıyorsun. Yapay zeka ile nasıl konuşacağını anlamaya çalışıyorsun. Promptçuluk da hakikaten şey bir iş değil. Kimisi de böyle eleştirirken şey zannediyor. Biz böyle tık tık, tık yazıyoruz. şu diye çıkıyor. Hiç öyle değil. İnanılmaz kaotik bir şey. Bir cümlenle her şey değişiyor böyle falan. Hı -hı. O yüzden ben benim de yaklaşımım şeydir. İşte mesela Dark Knight diyordum. Starry Knight diyordum. Anladın mı? Böyle aynı prompt içerisinde aynı kalıp içerisinde farklı varyantlar deneyip yaratığı çözmeye çalışıyorsun. Karşıdaki zekayı çözmeye çalışıyorsun. Herif aynı süreçten geçmiş. Götürmüş bunu bir de spawn yarışmasına yüklemiş. Todd McFarlane falan. Bileğinin emeğiyle para kazanmış insanlar. Bu, tarifleri, bu tarz heriflere göz açtırmamaları lazım ya. Aynen. Yani çok ilginç. Neyse çözülür belki de bir noktalarını Bu kadar tepki de görmezden gelmezler herhalde. Çok Hayır ki yani. git o zaman spawn AI artı yarışması da aç ayrıca. Ha ya da evet. AI art yani? diye aç. Doğru olabilir. AI art yarışması aç. Ona para ödülü koyma. Çünkü <laughs> çok yormuyor <laughs> insan AI art yapmak. Şimdi Allahı var yani. <laughs> hani Oraya bir ödül koyma ama hani bunu da yaptık da yani. Çok meraklıysan AI'cıları şey yapmaya. Çünkü o da bir komünite. Yani. Ama yani. Tatsız. Neyse bakalım böyle. Bir de bu arada tersi de oluyor. Bazen Reddit'te görüyorum. Ee, birisi harbiden elemeyi gözünü görsenin koyuyor. Bu AI diye çat diye siliyorlar. Evet. Böyle ya kardeşim AI hey, hey değil vallahi bak videosu var falan diyor. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> o da Onu, kötü yani. O da çok oldu. Ee, biraz daha ya işte şey şey şu an çok fena. Özellikle chat GPT ile Mid Journey'nin versiyon 4 versiyon 5'inin çok stilize etmezsen e, bir stil şeyi var promptu var bu arada stili art, arttırma azaltma. Arttırma Hı -hı. azaltmalara girmiyorsan çok oturmuş bir tarzı var Mid Journey ile chat GPT'nin. Onlar çıktığı zaman çok belli oluyor. Stable Diffusion'da da mesela özellikle sahte bayan yaratırken kullandıkları bazı modeller var. Abi insan gözü de öyle büyülü bir şey ki. Tak gözün bir alıştı Dağılmış. mı anında yakalıyorsun. Şimdi kimi insanın da iddialarına göre stili oymuş zaten. Denk geldi heriflere tamam mı? Yani o <laughs> şey işi silinenler genelde öyle söylüyor. Mesela böyle Pixar stili çok tatlış böyle animasyonlar çizimler. <laughs> Onları yapay zekalar yapmayı çok iyi öğrendi. Sen eskaza İki sene önce kendini o alanda geliştirmiş lan oyunlara illüstrasyon yaparım falan demiş birisiysen şu an yapay zekalı böyle Sıçtım. yan yana duruyorsun. Sıçtın <laughs> yani kaçman lazım oradan. O da çok fena yani. Milleti işsiz bırakacak. Evet ya. Bu, bu nasıl çözülecek ben de bilmiyorum. Çok kafa karıştırıcı olmaya başladı yani iyice. Evet. Haberler bu kadar abi. Ee, Hadi helalleşelim o zaman gel. Aynen. Filmlerimize geçebiliriz. Ay, ay, yine zor bir yolculuk olacak bizim için bu bölüm. Ha, <laughs> evet. Ya yani şöyle kuru otlar üstüne başlayalım istersen. Ee, ya da istiyorsan kuvvetli bir olur, fark olur. etmez. Ee, Nasıl bu? Yani ya? ne dersin? Kuru otlar üstüne de benim e, biraz ana derdime odaklanacağım. Hani filmin genel estetiği, tarzı, anlatısından çok yani e, kimisi için çok sıkıcı ki muhtemelen hmm. sen de beğenmemişsindir diye ben düşünüyordum zaten. <laughs> Kimine göre de işte Nuri bir gece filmi... hep aynı e, hmm. dar dar mekanda geçen sıkıcı yapılar. Aynen. Ya evet, bu artık şeye döndü. Biraz e, oraya alıp şehirli koyup şehirleri taşla üzerinden anlatması işte, savcı getiriyor yani ne bileyim şehirden öğretmen getiriyor, yazar getiriyor falan filan devamlı bu kaotik ortamda döndürüyor hep şu eleştiri gelirdi ya duymuşsundur sen de hani işte siyasetten her türlü uzak, kopuk. Hiçbir şekilde Türkiye ile ilgili bir sözü yok, söylemi yok. Politikaya zaten hiç bir politika, bir ideolojik bir bakışı yok falan. Okey olmaya da bilir. Hani şart değil diyor dedim ben de şimdiye kadar hmm. ama bu filmiyle beraber ben Nuri Bilge Ceylan'la karşı karşıya otursam çok tırt bir adam çıkacak imajı aldım. <laughs> <laughs> çok korkuyorum bundan yani. Özellikle o e, Samet'te de değil mi baş karakterinde? Onunla e, hmm, kadını bayağı aynen. aynen kadını bayağı stoklayıp evine zorla yemeye gittiği sahadaki diyalogları. Hmm. Acaba dedim gerçekten hani Nuri Bilge Ceylan'ın zihninden mi döküldü yoksa gerçekten orada bir karakterin öyle boş bir karakterin akışını mı yakalamaya çalıştı? Çünkü gerçekten çok sıkıcı, kötü, sığ çok uzaktan bakılmış çok yine seninle yaptığımız bir eleştiri var ya işte Twitter'dan bakılmış bir karakter. Hani o derinliği olan diyaloglarıyla iyice ilerlemiş taşla da sıkışmış bambaşka bir zihni derinliğe bürünmüş bir karakterden çok. Sanki böyle çok tırt buna da inanarak yazılmış gibi oraya atılmış bir karakter hissettim ben Samet'in film boyunca. O yüzden ben filme biraz buradan tetiklendim hani crafting ile çok derdim yok. Ama karakterle, özellikle baş karaktere çok kıl oldum yani. Ee, abi, yani şey, Merve Dizdar'ın oyunculuğunu... Yani ilk önce güzel şeylerden başlamak adına şöyle tamam. başlıyorum. <laughs> Merve Dizdar bence aldığı ödülü, gerçi festivaldeki diğer filmleri izlemedim ama... Vallahi kendisinin konuştuğu, astığı, kestiği, ağladığı, zırladığı, sinirlendiği sahnelerde gözümü alamadım kadından. Yani hakikaten bir büyüsü var. Başka bir eserde de ben kendisini hiç izlememiştim açıkçası. Uzun uzun izlediğim ilk eseri bu. Yoksa TRT'nin bir sürü ağlamaklı tuhaf dizisinde de oynadığını biliyorum. Onları izlemedim vallahi. Ömer'de de oynuyor bakarsan. Selahattin Ha şeyle, evet. Paşalıyla. paşalıyla. <laughs> vallahi beni izletti kendisine. Yine aynı şekilde Samet Hoca'yı oynayan aktörün de ismini hemen iki saniye söylemek istiyorum. Deniz Celiloğlu. Bugüne kadar e, Deniz Celiloğlu. Bugüne kadar sinemada izlediğim en dal yarrak, en kolpacı, <laughs> en boş adamlardan birini canlandırdığı için yani şahsına hiçbir lafım yok. Ama yani şey gibi oynamış yani. Bir tane çakmak istedim suratına yani anladın mı? Bu iyi oyunculuktur yani. <laughs> bunu, bunu söylemek istiyorum. Oyunculuğu çok iyi canım. İkisi de çok iyi. Şey yani. oluyorsun böyle. Hay senin Samet git artık falan oldum yani izlerken böyle tamam mı vik 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 de vik 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 ne anlattı da belli değil neyse ama taşımış bir de böyle yer yer böyle böyle şey şey bir bakışları var ya hani nasıl söyleyeyim yarrak herifin teki olduğu için hani söyleyeceği laflar var söyleyemiyor da yutuyor onları falan hani o böyle bir ezik ezik diyeceğim öfkeyle karışık ezik ezik bir bakışları Gizli var arada ezik. böyle <laughs> Ha böyle sorsan ama ortalığı yasıyor kesiyor da bir bokta yok aslında yani çok iyi oynamış. Yani inşallah oynamıştır. İnşallah bundan çok farklı bir insan Denizci'nin olduğu Tanımam etmem kendisini ama. <laughs> ya, bence öyledir yani, ha, yani <laughs> hakikaten oyunculuk olarak e, ikisini de kenara ayırmak istiyorum. Yani oyunculuk olarak kimse de gözüm takılmadı benim. Gayet güzeldi yani. Hiç, oralarda hiçbir şeyim yok. Ee... Onun dışında yani biz zaten geçtiğimiz haftalarda bir iklimleri izlemiştik zaten biliyorsun. Evet. Bu böyle bir iklimler 4 saatlik extended cut gibi olmasa da benim ayrıca asabım bozdu. Onu da söylemem lazım. Yani şey gibi i̇klimler olmuş. Kat. Hani Nuri Bilge Ceylan iklimleri çekmiş. Hani eş dost başrolde kendisi yani kadın rolüne karısını koymuş zaten biliyorsun vaktinde. Evet. Sonra demiş ki Ulan bir daha aynı filmi çeksem kim anlayacak? Bir daha aynı filmi çekeyim. Araya da bir Jack'ten sıkıştırırım. Bir öğretmen hikayesi. Bir <laughs> tane bir tane gösteri daha ayağını kaybetmiş birisini koyayım. Toplumsal bir şey gibi gözüksün dışarıdan. Ya bu ben kadar <laughs> bu kadar matematik belli bir film olabilir mi ya? Adam resmen önceki film bir tane filmi var adamın zaten belli ki. Aynı filmi bir kere daha çekmiş. Başlangıç sahnesi, bitiş sahnesi, araba içindeki yolculuklar, hayattan yılmış montlu adam karların içerisinde geziyor yine. i̇şte bir şeyler bir ezik. Yani <laughs> Aslında yapay zeka burada kanka ben sana söyleyeyim yani ben film izlerken şey oldum böyle. Abi sen niye sürekli aynı filmi çekiyorsun ya? Niye sürekli aynı filmi çekiyorsun ya? Yani bu çok benzer bir eleştiri çok Kan, kan'ın böyle gedikli eleştirmenlerinden biri de yazdı da oradan tartışma çıktı diyor. Vallahi, <laughs> yine Taş'la yine Nuri falan diyor. Ha ya okumadım şimdi Kan'ın eleştirmenini falan. Haberim yok vallahi de. Doğrudur öyle dediğin. Yok yok de. çünkü... sen öyle dedin diye yani ondan dedin diye demiyorum lan. Yanlış anladın. Şeyden tabii. dedim. Hani yani... bu çok e, milletin gözüne batmaya başladı artık genel olarak batmaya başladı yani. O yüzden diyor. Abi ana karakter extended iklimlerdeki adam kadın karaktere demiş gibi önceki kadın karakterin ne oldu belli değildi. Hani böyle sadece üzülüyor bir şeyler iklimlerdekine. Ona demiş yani ne biliyor musun? İklimler artı romantik filmlerin unutulmaz yönetmeni. Aşk filmlerin unutulmaz yönetmeni. Solcular bizi beğensin diye zorla bir şeyler katmaya çalışıyordu o filmde. Ya var ya <laughs> <laughs> Şu şey filmi var ya kanka e, romantik filmlerin unutulmaz yönetmeni. Ee, Yemin aşk ediyorum yani. aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Yemin ediyorum Türk sinemasının antitezi ya böyle bir şey olamaz ya. Yani, <laughs> Bu arada o dönem evet. Hani <laughs> iklimlerle bu, o filmi at karıştır diye çalkala bu çıkıyor ortaya. Hiçbir şey yani <laughs> gerçekten sinirleniyorum. Ne anlattın abi ya? Ne anlattın? Üç buçuk saat izledim ben bu filmi. Hiçbir şey anlatamadı anlatamadı. En son başroldeki adam kuru otlar üzerinde yürüyünce aslında hayatta da her pek çok şeyler keşfettim falan <laughs> evet, Açık. Nuri Bilge Ceylan bu da korkaklığını gösteriyor. İlk kez açıklamaya girdi bu kadar. Çok tuhaf bir açıklama sahnesiyle bitiriyor yani iç, iç sesle. <laughs> Abi bak 3 saatin var senin. Pür dikkat izliyoruz. Bir de karakterler cak 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 konuşuyorlar da konuşuyorlar. Konuşuyorlar da konuşuyorlar. Yahu bir tanesi de bir elle tutulur bir cümle söylemez mi ya? Bir tanesi. İnanılmaz bir şey abi. Şey oluyor zannediyorsun. Hani bir tane geçmişinde dağa çıkmış belli ki teröriste katılmış bir adam var. Bir tane de genç şimdi çıkacağım daha gerekirse falan diyen bir çocuk var. Onlar tamam, böyle şey. bir atışıyorlar. Bizimki yanda oturuyor böyle ha, kavga etmeyelim ya şimdi falan diyor. Bir ara Merve <laughs> Dizdar'la oturuyorlar. Ya politikaya ben karışmak istemiyorum. Bunlar boş işler. Sürünün bir parçası oluyorsun falan diyor. Bir ara bu taciz vakası çıkıyor. Taciz vakasından bir şey olmuyor. Aman hocalarım dikkatli olalım falan diyorlar. Öyle bir film. Tam taciz gibi de değil falan böyle tuhaf. <laughs> Çok bu, Taciz mi zaten yani ediyorum evet. şey gibi, clickbait gibi bir şey ha. Çünkü sinopsisine bakıyorsun. Taciz suçlaması sonrasında ortalık karışır falan diyor. Böyle bekliyorum ortalık karışsın diye hiçbir şey olmuyor <laughs> filmde. Yani <laughs> Abi ne tuhaf bir filmdi yine ya. İşte çok korkak diye bu yüzden de diyorum ha, aslında. Hep tortaya derken... bir sürü şey atıp hiçbir şey... Evet evet. <laughs> güçlü güçlü anlatıya sokmuyor yani. Her ya. şey kenarından geçiyor yine. Şey gibi böyle. Evet evet ya. Yani... Açık büfeye koymuşsun abiyi. Üç buçuk saatim var değil mi? Yine gitmiş marul almış, domates almış, kaşar peyniri almış. Yani böyle... Yine yani bir de fotoğraf çekmeyi de seviyorsun anladım görsel kalitece de hiçbir lafım yok yani hakikaten görsellik açısından yine çok doyurucu bir filmdi artık direkt fotoğraf karesi koymaya başlamış zaten ekrana o da <laughs> <Abi, gülüyor> okey ben o yüzden şey düşünüyorum bak bence Nuri Bilge Ceylan craftingini bu kafasını artık takıldı yani Rus edebiyatını bir, bir kenara bırakıp <laughs> hmm. biraz böyle bak hani çok da popüler bir iş yapmasın ama biraz daha budget bütçesi büyük biraz daha böyle anlatısı farklı bir işe kullansa ben çok acayip world class bir iş çıkaracağına hmm. eminim bu arada. Gerçekten kendilerinin olarak. yazmayı bırakmaları lazım galiba filmlerin abi çünkü yazamıyorlar. Yazamıyorlar derken kötü de yazmıyorlar. Boş. Çok tıkalı çok dar bir alanda yazıyorlar abi ya. Oradan çıkamıyorlar yani bence. Çok orada dönüp duruyorlar. Neyse yani ben hakikaten şeyi anlamıyorum. Bir, bir takım jüriler beğenmiş bir yerlerde birileri bir ödüller vermiş falan. Hani Allah sahibine başlasın da bir tek en iyi oyuncuyu aldı ya Şeyde. büyük <laughs> ödül başka bir şey alamadı bildiğim kadarıyla. Ne diyeyim? Yani hani bir noktada şey gibi oldum ya dedim bu ilk yani ana başrollerdeki çocuğu mu eleştiriyoruz acaba biz burada yer yer bir bir noktadan sonra oraya Yok. gitmeye başladı ya hani şey gibi oldum böyle Mer Merve Dizdarın oynadığı karakterle e, Kenan Hoca arasında böyle bir tatsızlık falan çıkarıyor ya bir ara. hani kötü bir adam mı lan bu hani oraya mı gideceğiz falan? Sonra hani böyle bir ara çocukla karşı karşıya oturdular aldı çocuğu karşısına. Hani kızım bak hani ben işte bir zaman söyleyeceğim bir şey var mı falan. Ben zannettim ki Allah'ım bunlar kızla bir şey mi yaşadı çıkacak. Son dakika bir twist mi çıkacak. Üç buçuk saat oldu artık bir şey mi çıkacak falan diye bekliyorum. <laughs> ben ne tip falan deyip kız gitti. O harç harç kum şeylerin otların üzerinde yürüyüp valla işte. Ya hayat biraz el, bence orada. ilginç falan gibi bir yere geldi. Şey oldum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şeye gitmiş gibi aslında e, ben her karakteri zaafıyla göstereyim gazı var ya zaten hani e, Ebru Ceylan'ın da öyle hani biraz böyle karakterin hiçbir ön plana çıkmasın ekstradan hepsi e, zaaflarıyla işte doğal akışıyla ve gerçekçi bir şekilde orada olsun e, o daha çok fazla ama şimdi böyle yapınca da Samet'in zaaflarına bakıyorsun Samet'in zaafları gerizekalılık hmm. aptallık, denyoluk, beyinsizlik aynen yani insan haklarından bir haber denyo bir herif şimdi hmm. Merve Dizdar'ın karakterine bakıyorsun onun zaafları gerçekten insan hakları için çarpışan bir şekilde hayatında bacağından olmuş evet o da kendini Ar yeterince düşünmemiş hayatta öyle bir yorum aynen, yapılabilir belki aynen öyle yapabilirsin ama bu zaaflar bir mi abi böyle bir denge gütülebilir mi yani bu, bu nasıl bir denge Artı Samet karakterinin artık o şehirli bakış açısından ben mesela kızdaki ilişkisini bir noktadan sonra şey gibi algılamaya başladım. Hani kız herhalde arkadaş olabileceğine inanıyor o yaşta bir kızla Çünkü onu akıllı görüyor aptallık yapınca kızıyor falan bak sen oğlum, bunlardan evet. farklısın. Irkçılık yapıyorum oğlum herif bayağı ortada. Ya onu geçtim <laughs> kızı alıyor karşısında ciddi ciddi konuşuyor. Ben diyor çok kırıldım diyor kendi de kendi ha. hocamdan çok hoşlandım. bilmem ne falan. Ne yapıyorsun oğlum ilkokul öğrencisiyle ne konuşuyorsun bu kadar? Molam. <laughs> yani harbiden yani ya, ya hakikaten tacizci Samet karakteri bilmiyorum. Anladın mı? Ya tuhaf bir herif harbiden deniyor. Yani o final sahnesinde artık şeye çok gerildim ya. Ya sen <laughs> 8 işte kızla niye denginmiş gibi böyle küsüyor müsüyor anlasın diye bekliyor falan. Yani hayır şeyi bekledim işte. Hani ...bir noktada artık biz çıkacağız diyeceğiz ki... ...ya bu Samet Allah'ın belası bir heriftir işte... ...bunun gibi herifler yüzünden zaten... ülke bir yere gelmiyor falan mı denecek acaba hani... ...bir şey denecek mi acaba ya, falan gibi olur Onu da kabul etmeni istiyor bir yandan... Ha, ...o da öyle be, bir adam onu da kabul et evet, falan... Evet Samet diyor. de bir kardeşimiz gibi bir yere bağladı ondan sonra... <laughs> ...benim Samet'in perspektifinden bana final yaptırıyor... ...seni çok sevdim Aslı falan... ...ya yani salak... <laughs> ...o zaman ilgilensene öğrencilerin aptal... ...ne bizi içeriden anlatıyorsun... ...tam şey yani... ...yani ne diyor musun filmin özeti şey gibi düşün... ...mesela sen ev taşıyorsun... Zor taşıyorsun ya anladın mı ulan. 2-3 arkadaş gelse yardımcı olsa çok iyi olacak. İş işten geçiyor ben bir hafta sonra arıyorum seni. Ya Tancan diyorum ben sen ev taşıyordun abi çok zorlanmışındır ya. Ben gel, gelseydim keşke gelemedim abi ya falan diyorum. Yani, <laughs> Tam Samet'sin sen işte bu. Eyvallah abi sağ ol falan dersin ama içten içe bir küfre dersin ya. Şimdi Samet böyle bir evet. karakter bence dal yapraklık açısından müthiş bir karakter yakalamış. Hadi şunu biraz inceleyelim işleyelim değil mi? Üzerine gidelim bir karakter study derler ya yani böyle bir derinlemesine bir Samet konuşalım ya. Samet gibi adamlardan nefret ettik hepimiz çünkü. Öyle de olmuyor Kesin Samet mi? sanki birisiymiş gibi oluyor böyle. Yani en sonunda da insan şöyle diyor ya çünkü iklimler filminde düşününce. Acaba diyorsun Nuri Bilge Ceylan Samet mi ya? Yani... İşte ben ondan dedim tırt diye. Yani hmm. o kadar onun zihninden ciddi ciddi dökülmüş gibi duruyor ki bazı noktalarda. Çünkü iklimlerde şey... de bu adam diye hatırlıyor musun? İklimlerde de aynı kolpacılıktı. Evet. <laughs> Hadi bakalım böyle falan derken ıssız adam bile olamayacak çapsızlıkta böyle na karakter. Ya bir şey, anti film anti karakter ya. Yani şey bile değil evet. hani. Şey derler ya, anti, anti, de hero filan derler ya. anti hero falan derler. Anti hero biridir. Anti karakter. Ya bir karakter bir karakter kabul etmemem için bir iki özelliğinin olması lazım. Bir tip yani. NPC. Ya bak. Mesela kurak günlerdeki savcı da zaafları olan ve hataları olan biriydi. Hı -hı. Arada bırakıyordu bizi birçok özelliği Hı -hı. ama... Bir yandan da bu ikilemi bize hissettiriyor. Oğlum bu adamı... Ya tabii ki yanında olmalıyım ama bir yandan da bu herif de ciddi hatalar yapıyor. Bak bu doğa, doğru değil. Oluyorsun. Samet de bunu hissedemiyorsun. Çünkü Samet tırt bir adam yani. Diyaloğu da tırt bir adam. Zaten... Hı -hı. Şuna inanması beni sıkıntıya sokuyor oradaki diyaloglarda. İlle sağcı mı solcu mu olacağız? Siyaset mi konuşacağız? İşte aslında Nuri Bilge Bilgecan'a hep sorulan soru ya bu. Hmm. Biraz şeye getiriyor gibi hissettim. İşte bana sorarsanız bu. Hani ben siyaset konuşursam çok farklı olmayacak. Benden beklemeyin bunu. Filmi gibi biraz. Ya yüzden. konuşmak zorunda değil. O zaman ilginç bir <laughs> film. Yani bak mesele ne biliyor musun? Şimdi bak. Özür dilerim. Ben abi de seviyorum. Godzilla vs. Kong'da seviyorum. Hani şimdi birisi çıksa dese Godzilla vs. Kong'da hangi anlatıyı beğendin dese... Zöbö zöbö ayıyla ayı birbirine vuruyor. Bunu beğendim. Yani <laughs> ama şimdi şöyle bir durum var. Belki de Nuri Bilge Ceylan'a bu konuyla ilgili bu kadar eleştiri ve soru gelmesinin sebebi şu. Sen Türkiye sinemasının çok köklü bir toplumcu film anlayışı vardır. Ee, sen bu Türk sinemasının toplumcu film anlayışındaki bütün unsurları kullanıp bunun ne yanına ne karşısına bir şey koymadığın zaman millet de diyor ki Aga hayırdır? Ne yapıyorsunuz diyor. Yani asıl mesele bu. Yani sen Aynen. şey gibi yapıyorsun yani. Nasıl bir örnek vereyim sana? Şurada benim elimde bir çay bardağı olsa çay bardağında çay beklersin değil mi? Ben de mesela diyebilirim ki sana ben çay bardağına çay koymuyorum. Bırakı koyuyorum. Aa, yani <laughs> o da bir şeydir. Yani, o da bir şeydir. Tamam mı? Bunun çay bardağı boş. Sadece bir şekil. Yani adam bu işin şekline, estetiğine tutulmuş. içine bir şey koyamıyor. Yani ya kardeşim toplumcu sinemanın bu kadar köye, taşraya, garibanlığa, doğuya bilmem neye gitmesinin sebebi ne? Ulan davar o filmi bile senden daha çok şey anlatıyorsa evet. bir duracaksın bir düşüneceksin aga be. Yani Politika. <laughs> anlatmak zorunda değilsin. Ama hiçbir şey anlatmayınca da ben sana şunu soruyorum. Babam biz taşraya niye geldik? Niye çekiyoruz burada bu filmi? Yani... Yani aksiyon yok, macera yok, polisiye yok. Demek ki bir karakter stadi, bir hani bir durumu anlayacağız. Ya bak işte ya Orhan Pamuk'un kar filmi, kar kitabı bile iyi kötü bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Yani yani şey çok ilginç. Süper kahraman filmi posteri var. Süper kahraman var içeride. Giriyorsun süper kahraman bütün gün televizyon izliyor. Şimdi <laughs> yani, hiçbir şey yapmıyor. orada diyorsun ki lan adam acaba hani süper kahraman filmlerine bir eleştiri mi getirmeye çalışıyor? Yok. Yani İçi boş formdan ibaret bir film ben anlamıyorum gerçekten yani şunu söylemek istiyorum politik bir şey söylemek sen elbette zorunda değilsin ama politik bir şey söylüyormuş cosplay yapıyorsun onu söylemek istiyorum ve bir Aynen. değil iki Aynen. değil sürekli yani yapıştın taşraya kanka tamam anladık seviyorsun <gülüyor> 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 o zaman belgesel çek babamın oğlu bak BBC Earth mis gibi bir görsel kurmak Tabii. Set kurmak daha kolay bir de. Şehirde şimdi para, çok para gider. <laughs> Hayır abi. Yani hakikaten şey anlamıyorum. Ya e, şey yani... fikri... Pardon ben bitirdim zannettim. Yo özür dilerim. Ama anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Anladım anladım. Yani, yani anladım. bu adama... Bak şimdi hiçbir yönetmenin bana sorarsan sorarsanız... Işte ben o kafadayım. Şey vardır ya hani Sanatçı toplumla alakalı falan. Ben öyle değilim abi. Herkes istediği her şeyi anlatabilir. Ama abi bir şeyler de anlat be abicim ya. Yani oraya geliyorum artık. Yani... Bir şey söyle ya. Bir de senin işte asıl mesele o sen bütün klişe kalıplara oturuyorsun ilk önce. Sonra o klişe kalıplarla hiçbir şey yapmayınca millet diyor ki e ee? yani ondan sonra da millet eleştiriyor. Yani halbuki sen bir şey anlatan bir film yapmak zorunda değilsin ama niye niye bu kadar sanki bir şey anlatıyormuş cosplay yapıyorsun? Onu demek istiyorum. Özetle bunu demek istiyorum yani. Ya dediğini anlıyorum. Zaten bu öğeleri kullanıp öğeleri aslında bağlı olduğu mekanizmadan koparıyor. Yani Hı -hı. hep şunu diyor ya senin anlattığın örneklerden hani paralel gitmeye çalışırsam aslında bu insanların orada olmasının nedeni devlet politikaları. Doğu'nun bu kadar aslında öğretmeni aç olması, orada işte savaşın olması bu insanların farklı ideolojik hatta hiç ideolojik olmayan ortamlardan gelip burada zorunlu görevde olması ya da bazılarının zorunlu görevden sonra kalmak isteği çünkü kaçma isteği oluşması bunların karakterlerin tek başına aldığı ya da tek başına Sadece kişilik özellikleriyle yarattığı durumlar değil. E şimdi sen bunu bir kere ediyorsun. Ee, Her seferinde. Bunu Zeki Demirkubuz da yapıyor. Hep böyle hayatın sillesini yemiş adamlar. Oğlum bu insanlar niye hayat sillesi yiyor? Ya nasıl yiyorlar bu silleyi? İşte aileleri yüzünden mi? Ekonomi yüzünden mi? Nereden yiyorlar? Bunlara hiç yok. Bu Böyle olunca işte çok steril, soyut e, kopuk bir dünya yaratıyorsun sonra da buraya getirip bunlar üzerinden e, senden beklenmeyen ama sana sorulan soruları yıllarca yanıt olmasını e, umduğun cevaplar ekliyorsun ve sonra da daha da ilginci ben o dördüncü duvar sahnesini ilk izlediğimde şey demiştim Ha herhalde dedim Samet'in tek gerçekliği bu yani orada o kızla birlikte olmak için Viagra atması kendi gerçekliğine gidiyor dördüncü duvarı yıkıp gibi hmm. bir okuma yapmıştım. Sonra bir gece nasıl korktuysa filmin eleştirilerinden. Kendi açıklama yapmış abi bununla ilgili. Ne demiş? Ben orada hani karakter çok, yani seyirci karaktere çok inanmasın, tutulmasın, çok gerçek oldu. Onu kırmak için yaptım demiş. Oğlum bu karaktere sen bu kadar tutulmasını istemiyorsan bunu filmin içindeki anlatıyla da yapabilirdin. Niye dördüncü duvarı yıkıp ya böyle zaten, kaçak oynuyorsun? <laughs> zaten kral show don't tell diye bir kural var yani sinema 101'inde. Bilmiyorum ben anlamıyorum bunu. Ee, bilmiyorum ki. Yani ben gerçekten ama şey oldum yani çok ya. dediğim <laughs> gibi ya BBC Earth var BBC'nin belgeseli var bir tane bilirsin yani. değil mi görsel açıdan çok güzel doğa manzaraları falan yap abi onu koy ya Nuri Bilge Ceylan sunar Anadolu vallahi izlerim çünkü güzel kameran güzel ışığın güzel kadrajlaman güzel güzelsin şeklen güzelsin abi ama ne oraya aktör aktör, senarist yormuşsun bir sürü insan alın teri emeği yani yazık günah <laughs> bir sürü çaba bir şey de anlatmıyor. Ha yani hakikaten Science derler ya A Show About Nothing yani. Hakikaten hı hı. A Show About Nothing'in tahtını zorluyorlar. Past Lives kusura bakmasın. Ben Past Lives hiçbir şey anlatmıyor diye çok kızmıştım. Yine Past Lives'de bir şeyler oluyor ya. Yani <laughs> ya mesela ...biz e, okul tıraşı filmini izledim bilmiyorum. Yok. O film geçen sene Oscar'a göndermedik onu aday adaylığına başka bir film gitti. Mesela o film aynı yine böyle taşlara geçen, bir okulda geçen ama çocukların hikayesini anlatıyor. Yani çocuklar fakir, okuyamıyor ve bunu hiç de hüzünlü olmayan bir yerden anlatıyor. Sarkastik bir dünya kuruyor, oradaki öğretmenlerin ne kadar yetersiz olduğu üzerinden bu hikaye şekillendirip ve bir çocuğun ölümü ya da işte orada komaya girmesiyle ilgili sert de bir yöne gidiyor hikaye. Ulan yani şimdi buradaki karakter tercihlerin böyle bir ortamda anlattığın hikayede çok yine zayıf kalıyor bence. Bu kadar iyi oyuncularla bir de orada da senden fikrim yani. Bu karakterlerin hiçbiri güçlü bir şekilde bak zayıf da olsa güçlü de olsa. Hani güçlü olmak zorunda değil ama güçten kastım şu. Karakterin bireysel gücü değil. Hani karakterin sahnedeki görünen halinin güçlü olması. Anlatısının güçlü olması. dediğin gibi yani bizi bir yere taşıması, götürmesi. Arada bırakması. Hmm. Yani bu çelişkileri yaşadıkça ben filmle e, didişebiliyorum. Mesela Oppenheimer'daki bu didişme bu yüzden de oğlum biz bu adamı sevemeyiz lan bir yandan da olarak izliyorsun. Hı hı. Evet filmde bazı şeyleri beğenmesen de bu didişmeyi bize bir şekilde olun aktarabiliyordu. Ben Samet'te bu didişmeyi alamıyorum. Ve diyorsun ki bana ben dengeli karakterler kurmaya çalışıyorum. Ve kusura bakma da bunlar dengeyi hepsi bir arada olunca geliyor. Bu denge demek değil bu karakterler üzerinden sen kendi dengeni yaratıyorsun. Yani bana kendi bullshit'ini anlatıyorsun. Yani. O zaman canlı yayın açın abi. <laughs> yani bak kurgu yapmayacaksan <laughs> yapacağım diyordu bunu yapmadı. Ha, hayır şunu demek istiyorum yani sen kurgu yapmayacaksan dengeli karakter göstereceğim. Dengeli dengeli derken e, günlük hayatın sıkıcılığı derecesinde sıkıcı karakterler yapıyorsun. Evet. E şimdi yani o bir de bunların yemek sahnesinde Merve Dizdar'la yaptıkları bir tartışma var ya. Yemin ediyorum üniversite ikiye geri gittim. Yani çok zayıf evet ya yani, çok. Yani Sözde politik zayıf. bir şeyler konuşuluyor. Yani kadın orada bacağını kaybetmiş kendi inandığı bir takım aktivizmler uğruna. Onun maksimum muhabbeti ne yani bu kadar kötülük olurken biz susacak mıyız? Ötekisi işte ki ya bilmiyorum işte falan diyor. Ya <laughs> abi. Kadın dokar yalnız ki orada onlara muhtaç abi hemen. Bak seks sahnesi var siktir falan. <laughs> yine ya, yine yani. iklimlerin seks sahnesi daha iyiydi en azından. Değil bu mi? Daha... Böyle, falan, böyle bir böyle <laughs> falan sen dominasyon falan vardı. Burada bu, bu film boyunca Samet'in hep böyle şey durumları var ya bir şey oluyor mesela Samet hep böyle şey iyiymiş falan diyor ya. Filmin keşke ismi olsaymış iyiymiş. Bir takım Hiç. olaylar karşısında <laughs> tepkisiz kalan boş yaraksı bir adamın maceraları demekten korkuyorum. Gündelik boktan yaşamı. Teşekkür ediyoruz. Yani belki de Nuri Bilge Ceylan bize günlük insanların hayatlarının ne kadar sıkıcı olduğunu hatırlatarak kendi boktan hayatlarımızın kıymetini hatırlatmaya falan çalıştığı inanılmaz meta bir anlatı içerisinde dahi bir yönetmendir ve biz anlamıyoruz ama e, <laughs> üç buçuk saat vakti olan hiç kimseye ben bu filmi izlemesini tavsiye etmiyorum. Özetle bu. Yazık günah bizim de vaktimize yazık. Üç bölüm daha. <laughs> Yemin ediyorum gider Avatar izlerdim daha iyiydi yani. Korra Morra izlerdim daha iyiydi yani. <laughs> Davaro izlerdim daha iyiydi. Züğürt izlerdim daha iyiydi. Yani. Hadi gel anlaşamadığımız Geçelim şeyleri mi? konuşalım biraz da şimdi. <laughs> Kuvvetli bir alkış. Evet. Oya yine şovunu yapmış. Bok gibi iş. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Betimi arttırıyorum. Bir başkadır bence yapılmış en iyi Türk dizilerin dizisiydi hatta. Hadi biri de demeyeceğim artık. Bu ondan da iyi. Demek ki en iyilerinden biri olmuş artık. <laughs> Abi o zaman o zaman biraz parça parça konuşalım. Tamam. Ben bir de pozitif bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, hiç beğenmedim öncelikle kuvvetli bir arkadaşı. Hatta bitirdiğimde bir de bir ağız dolusu da küfür ettim. Onu da söyleyeyim. Yani kurutlar üzerinden üstüne izlediğim için <laughs> ekstra sinirlenmiş olabilirim ama şunların hakkını teslim etmek istiyorum. Fatih Hartman'la Aslıhan Gürbüz bence evet. gerek makyajları yıllar içerisindeki o yaşlanmalarıyla bilmem nelerle güzel. Renk katmışlar diziye sağ olsunlar var olsunlar. Öte taraftan Fatih Artman İlk iki bölüm, üç bölüm birisiymiş gibi olup üçüncü bölümden sonra aşırı bir anlam kaymasına uğrayıp yok oldu gitti. Öyle yaşlı bir adam oldu sadece. Hiçbir e, bir yere bağlanamadı. Aslıhan Gürbüz asap bozucu anneye dönüştü doğurduktan sonra aptallaştı karakter bir anda. E, o da bence ya bilmiyorum. İlk iki bölümü kuvvetli bir alkışın bana aa ulan merak bir absürt bir şeyler anlatan ilginç bir dizi yapıldı galiba Türkiye'de falan demiştim. Hatta ilk iki bölümünü galiba herkese tavsiye edebilirim. Ama ilk iki bölümden sonra o çocuğun büyümesiyle beraber. Değil mi? Tabii. İlk bölüm. E, büyüyor. Son hmm. iki bölüm büyük halini görüyoruz. Birincisi Yok, şey... kendi gençliği. İkinci bölüm hangisiydi ya ikinci bölüm? Ayrılık i̇kinci... olan ikinci bölüm müydü? Yok ayrılık sonra. Ha, ikinci bölüm telefonla konuştukları bölüm değil mi? E, evet doğum bölümü. Hmm. İlk, i̇lk iki... bölüm şey hmm. e, arkadaşları geliyor falan o bölüm. İlk bölüm evet ilk bölüm komşu göbekteki çocukla konuşuyor. İkinci bölüm doğuma gidiyorlar. İlk iki bölüm benim galiba şu ana kadar Türkiye'de izlediğim ilişkiler üzerine, doğum süreci üzerine, bir takım evlerde yaşanan bir takım kaygılar üzerine izlediğim en lezzetli iki bölüm. Bak gerçekten söylüyorum sıfır sıkıntı. İlk iki bölümünü izlemiş olsam 9 bölü 10, 10 bölü 10'u yapıştırırım. Yalnız çocuğun büyümeye başlamasıyla beraber dizinin aksı ekseni öyle bir kayıyor ki fıttırıyor gidiyor. İlk iki bölüm boyunca sempatik olduğumuz iki maceraları merak ettiğimiz iki karakterimiz yan rol pozisyonda düşüyor. Başrol olması gereken Metin, aynı kuru otlar üzerindeki Samet gibi gereksiz bir insan artığı olduğu için insan çok sıkılıyor bu tarz boktan bir karakterin maceralarını tırnak içinde söylüyorum. Ama Taki iki bölümde çabasından. çocuk izliyoruz. Sen dediğin son iki bölümde oluyor. Sonraki üç dört çocukluk hali var. Hepsi hepsi. Metin ha, çocukları da beğenmedin. Metin Metin'in okay. konuşmaya başladığı andan itibaren dizi ne basıp duvara şarampolu yuvarlanıp patlıyor araba. Hmm. Yani anladın mı? O kadar kötüye gidiyor benim için. Şahsım adına. İlk iki bölümü halbuki çok beğenmiştim. Hatta benim çok sevdiğim bir dizi komedi serisi vardır. Men's Stroke Woman diye. BBC'de vakti zamanında. Oraya da yakışan yani. böyle hani ilişkilerle ilişkilerle ilgili güzel saplamalar ve saptamalar var şeklinde gidiyordu. İlk iki bölümden ben hani öyle bir şey mi olacak falan zannettim. Ondan sonra Metin abinin şeyleri. Hani o ilk bölümde Cengiz Bozkurt şey diyor ya, milletin de canını zamanını hayatını harcama diyor ya. Evet. Yemin ediyorum son dört bölümün özeti. Şimdi Berkun o'ya bunu farkında olarak yaptıysa, yani ilk bölümden milletin canını hayatını harcama bok gibi hikayenle deyip de gerçekten metine bunu söyledikten sonra son dört bölüm bomboş ve bombok hikayeler anlatarak ömrümüzü hani metine harcattıysa... kadran hani yapacağını söylediği şey yaptıysa helal olsun. Nuri Bilge Ceylan'daki gibi. O da meta ile beraber seyircisini sürükleyen inanılmaz öte aşmış bir yönetmen ve büyük sanatçı. <laughs> Değilse sik gibi iş. İlk iki bölümü hariç tutarak söylüyorum. Ya, yani ben oraya geldim yani. yani. İlk, i̇lk, dediğini bayağı iyi yapıyor yani. Nuri'den falan da iyi yapıyor bence. <laughs> Nuri beceremediği şeyi. Ya çünkü şöyle Berkun Oya'nın de mesela şeyden benzerliği var Nuri Bilge ile. Aslında alan olarak değil de coğrafya olarak değil de bir hikaye olarak bir tutulmuşluğu var. O da e, anne baba çocuk ilişkisi. Bu bu çok ne de bunu mesela Masum'da gitti biraz daha Anadolu irfanıyla yaptı. İşte orada hasta çocuğun hastalığını gizleyen aman el alem ne der deyip bir kadının ölümüne neden olan bir karakteri yazdı. Bir başkadır da İstanbul coğrafyası içerisinde hem Anadolu'nun yaşandığı hem işte şehirliğin yaşandığı yine anne baba çocuk geçmişten gelen travmaları anlattı. Burada biraz daha işin Artık İstanbul e, beyaz yakalı simülasyonunda taşak geçmeye geçmiş. Benim çok hoşuma gitti mesela bu. Çünkü gerçekten hani ben de şeye çok tutuluyorum. Böyle etrafımız devamlı e, tuhaf çocuklar yetiştirip bir de onları vardı ya mesela birkaç sene çıkan felsefeci Atakan. Çocuk ne güzel konuşuyor yahu. Hmm. Öyle bir konuşuyor ki keşke çocuklarımız böyle olsa. Hayır abi böyle çocuklar olunca işte senin kafanı sikiyor e, alt, büyüdüğünde. Çünkü kendisini herkesin üstün görüyor. Ailesi onu herkesin üstün görüyor. Ailesi sanki müthiş bir diyalog ilişki içerisindeymiş gibi çocuğa muazzam bir sanki hayat hazırlamış gibi kendisini konumlandırıyor. İşte zaten bu konumlandırmada ailenin farkındasızlığını absürt bir hikaye içine yerleştirmesi bence iyi çalışıyor. Yani hep, her durumda çocukla daha geçen bir baba var. Zaten baba aslında denklemden bilerek çıkıyor. Çünkü Türkiye'de baba denklemden siktirir gider bir yerden sonra. Birazdan birçoğu için böyle. Evet o de her şeyi bu kadar falan kör falan gözüne yani. parmağım anlatmayı bilen bu dizi babanın denklemden çıkışını da yani. wow nasıl ya hiç. oğlum anlatı söyledi ki bir kere absürtlü üzerinden kuruyor zaten. Pisinin şey. özeti Tek kör gözüne olacak. parmak yani dizinin ismi kör göze parmak falan olabilirmiş bu arada abi yapma etme. Yok, hiç hiç, hiç katılmıyorum. Okey bölmeyeceğim seni. Ondan sonra <laughs> Sungur Tancan'ı böldü diyorlar. Bir şey demiyorum. Sen Yok ama... oğlum, bölmekle ilgisi yok. Ya açık yani bunu tartışalım. Çünkü tamam. neden yok? Yapısıyla ilgili bak bunu da Antimos üzerinden anlatayım mesela. Kör göze parmağı. Eski dog tut filmi. Antimos'u karıştırma şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ha şu yüzden diyorum. Kurduğun dünya ile anlatın senkron olmuyorsa aslında dediğin o kör göze parmak kısmı oluşuyor. Ben öyle bakıyorum. Belki ben farklı bakıyorum. Bilmiyorum çünkü Lantimos mesela Dog işte ev ortamında baskıcı babayla bir otorite iktidar hikayesi anlatır. E, ...işler çığırından çıkar e, falan filan. Çok klasik. E şimdi sen bunu gerçek dünyada yapıyorsun. Orada gerçek dünyada anlatmaya çalışıyor. Oradan geldiği nokta Portings. Masalsı bir dünya, ortalık yangın yeri... tramvaylar uçuyor, at var ama arkasında motor var. Sen anlıyorsun ki evet biz burada daha farklı bir dünyadayız. Anlatımız bu bizim şeyi bozmayacak. Burada gerçek bir şeyler söylenmeye çalışmıyor ama... ...bir alt metinle bu bize akacak... Bence Belkin'e da burada aynısını yapıyor. Yani adamın zaten ilk hikayesi arkadaşları çocukları oluyor. Önüne kordon düşüyor. Ana karnında konuşan çocuklar var. ha Ben anlıyorum ki biz fantastik bir dünyadayız. Belli burada artık bu dünya şeyde değil. O yüzden ben hikayenin absürtlüğünü ve anlatısını buna oturmuş hissediyorum ve göze parmak gelmiyor benim için. Derdim bu yani aslında kurduğu dünya ve anlatıyla ilgili. Ben de şu açıdan demiştim. Mesela eee Zeynep karakterinin, Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı Zeynep karakterinin boktan bir anne olması. Çocuk doğduğu andan itibaren kadının bir anda hani ilk iki bölüm insani kaygıları falan olan yaşamaya çalışan kendi halinde bir kadınken çocuk doğduğu andan itibaren öyle mi anneciğim yaparız anneciğim aman da sen öyle mi ettin anneciğim karakterine dönüşüyor. Artık son bölüm anne siktir git falan noktasına geliyor çocuk böyle. Bir yandan o... üzülüyor ama annesine de babasından dolayı. Çünkü mutlu bir evliliği yok yani kadının. Ya evet de hayır şeyi söylemek istiyorum. Yani Zeynep bir anda bence ilk iki bölüm karışık bir karakterken sonradan çok düz bir karaktere dönüşüyor ya. E, veyahut da ilk birkaç bölüm böyle Zeynep'in sürekli meditasyon yapıp babasıyla öyle aralarında bir etiş kakış varken sonra o narratif de terk ediliyor. Fatih Artman da böyle ulan içinde tuttuklarını söyleyecek mi söyleyemeyecek mi anlatacak mı anlatamayacak mı derken... O da bir takım yerlerde, gölgelerde kalıyor. Yani böyle dizi bir yerden sonra şeye dönüyor. Kendi anlatacağı bir şeyler yapmak yerine... ...bir takım... E, ...evet, absürtlük üzerinden iki boyutlulaştırılmış... ...karikatürize karakterler, strawman karakterler ekleyip... ...bize de bakın bu karakterler ne kadar boktan diyor. Bence bu çok kör gözüne parmak. Yani kör parmaktan benim kastım bu. Cengiz Bozkurt'un o ilk bölümdeki hadi be kardeş çıkacağız sokaklara be kardeş dava mava diyen karakteri tam bir karikatürize solcu. Hayır bak karikatürize olmasını mi burada yanlış anladım. Ama işte ana karnında zaten hani bir karakter bile değil ki ana Tabii. karnında muhtemelen o kadından seçim günü zihninden geçenlerden akan bir şey. Diğer tarafta kadının Tabii. ana karnı berbat durumda yani. İşte ya ama o bir o, o, böyle bir işte karikatürize ve abartılmış bir tip. İlk bölüm bunların evine konuk olan iki tane tip Karikatürize ve abartılmış son derece iki boyutlu iki tip. Ee, ne bileyim o bir tane <laughs> vertical boyunların arkasındaki vertical açmaya çalışıyor. Sen gittin mi verticala? Yok gitmedim. Cadde Caddebostan'da boyunlar mağazasının arkasında vertical diye bir yer var. O kızın anlattığı yer orası bu arada. <laughs> ne o bilmiyorum ben. Öyle. <laughs> şey anlatıyor ya işte ne vegan patika yapan bir kız var o da gelecek çiçeklerle <laughs> evet, evet. oturacak falan yani. Aynen. Anlatıyor ya böyle uzun. uzun. ile gelip yani oturabileceksin. <laughs> O anlattığı yer Cadde Bostan'daki vertical bu arada. Onu çok güzel yakalayıp saplamışlar da. Şunu demek istiyorum. Ee, bunların hepsi karikatürize tipler. Haliyle ben de bu diziyi izlerken ister istemez şey gibi oldum. Yani biz şimdi toplumumuzdaki bir takım birilerini eleştiriyoruz burada. Hani beğenmediğimiz tipleri eleştirebilirsin. Ama absürtleştirerek kör gözle parmağım yapıyorsun. Burada kompleks ya da tuhaf bir naratif kalmıyor portakala dönmek istiyorum diyen çocuk turuncu giyinmeye başlıyor abi. Yani ben kör gözüne parmak derken bunu demek istedim. Şey bir yani anlatı, anlatı yok. Evet anlatıda sen mutsuz olursun. Bir şey kaçırmazsın bu diziyi izlerken. Ya orada ne oldu falan diyebileceğin hiçbir şey yok. Çünkü bağırıyor dizi yani. En fazla bir yerde bir İzlandaca şiir okuyorlar. Ne diyormuş lan şiirde diye bir Google'a bakarsın. Dizinin en gizli saklı tarafı o. Onu, onu demek ona istedim. Da bakma, ama ona da bakmana gerek yok mesela ya. Çünkü sahne oradaki sahne şeye getiriyor seni. İngilizce konuşmaların bir önemi yok. Bağırıp çağırmaların önemi var. Aslında diyalogdaki hmm. ben bu yüzden diyorum hani biraz üstünü bize gösterip altına bakmanız lazım. Hani siz bize hep zaten aslında görününe odaklanıyoruz. Hani turuncuya odaklanıyoruz yok bilmem neye odaklanıyoruz. İşte bak annele babanın dışarıdaki kavga ama arkada başka bir şey oluyor. Biz bunu bir miras gibi daha mı çocuğa atıyoruz? Çocuğun o yüzden belki de tek güzel cümlesi o yani o sahnedeki ağladıkları sahne Ya İngilizce konuşuyorsun da hani ben anlıyorum sizi hıyar. Yani hmm. işte filmin genel şeyi bence burada kuruluyor. Hani Evet bir sürü şey gösteriyorum size. Hepsi absürt, hepsi belki de ortada ama anlamanız gereken şey orada değil. Hani Çünkü bu karakterin bir artık anasının amına geri dönmek istiyor <laughs> kabaca. Evet. Çünkü e, kendisini üstün gördüğü için bu arada. Bak bu karakter mesela o da çok müthiş biri değil. Bir yandan da eleştirdiği kız çok haklı bir şey diyor. Tamam ben boktan bir fikrim var ama en azından bir şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aynı o ana kanda kavga ettiği şey gibi. Ha onu diyeceğim. Yani aslında Lafını hepimiz birbiriyle... Ha, bitireyim şey. Hepimiz ki. birileriyle kavga ediyoruz ama mesela ben burada kendime de bir pay çıkarıyorum. Yani ben bu kavga ederken ulan ben de ne düşünüyorum acaba, ne yapıyorum? Bazen hmm. sorguladığımı fark ettim yani. Hani biraz American Fiction'a kaydım orada. Hmm. Siz bunu kötü yazıyorsunuz lan, ben ama bir dakika lan benim ben de yapamayabilirim bunu falan olduğum mu? Hisler oldu. Yani dizinin bana alt tarafında bunları hissettirmesi hoşuma gitti yani. Vallahi kuvvetli bir altış. Ben de onu diyecektim aslında. Kuvvetli bir alkış bir öz ise çok iyi bir öz eleştiri aslında onu diyecektim. Yani çünkü... Ee... Bence var o işte. Çünkü şey de diyor ya nihilist milist bir şeyler yazar gidersin. Bu çok bazı Türk, Türk sineması eleştirisi. Al Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan koy nihilizm at çöpe hepsi orada zaten. Hayır bence <laughs> yani bak eğer şu öz eleştiriden kastım öz eleştiriden şunu kast kastediyorum. Kuvvetli bir alkış kuvvetli bir alkışın bir eleştirisi ise ve Berkoluyon'un bir eleştirisi ise çok iyi bir eleştiri. Çünkü aslında kendi kendisi yaptığı şeyi yapıyor burada. Kendisine de yapıyor zaten aslında. Yani. Hatta orada açık kapı bırakmıyor. Mesela rap şarkısından sonra e, işte ben orada kendime gönderme yaptım diyor ya çocuk bilmiş bilmiş. E, hmm. Evladım onu yapıyorsun da hani kaçmak için yapmıyor olmayasın. Hmm. E yapıyor zaten o da yapıyor bunu kabulleniyor bu kavgayı kendisinin de verdiğinin farkında zaten hani ben öyle hissettim en azından evet o yüzden hani Berkun'a diyorsa ki yani ben bu dünyanın içerisinde dandik bir adamım ve bok bok bir şeyleri kafama takıyorum lanet olsun artık çok yoruldum bu dünyadan doğru yani belli ki yorulmuş ee, Metin doğmak istemiyor zaten zorla doğuruyorlar hatırlıyor musun oğlum diyor hatırlıyorum diyor mutsuz evet aşırı, Sonra da yine aşırı uzun <laughs> diyaloglarla kavga ediyorlar birbirleriyle falan ya ben ben yine şey oldum ya bu dizide. O, babam ne an yani bak, bak ilk iki bölümden sonra ben de o kadar hızlı düştü ki Metin'in draması yani şey de çok ilginç geldi bana bak asıl asıl o beni çok şaşırttı. İlk bölüm Cengiz Bozkurt'un karakterini yapma dediği şey birebir bu iş ya. Yani hakikaten bunu bir özelleştir olarak o düşündüyse helal olsun. O yüzden de biraz yani yok farkında olmadan kendi kazdığı çukura düşsüse de lanet olsun ne kadar kötü bir yazarlık bu. Yani <laughs> onu tabii hiçbir zaman bilemeyeceğiz yani. Ben niyeyse Ama... dandik bir iş olduğuna dair gördüm bunu. <laughs> Niye düşsün ki? yani Akıllı bir adam olduğunu bence ne bileyim. Yani, İnşallah. Tabii tiyatro tarafında çok güçlü bir metni var da. E, yani bu tarafta da bence o şeyin farkındadır. ya Böyle bir farkındasızlığı olan biri değil yani hissettiğim. Özellikle Masum mesela bu konuda çok iyiydi. Yani e, özellikle yetiştirilen çocuğa aktarılan mirasın dandikliğini kabul edemiyoruz ya. Buradan geliyor aslında öz Çünkü kendi hatanı kabul edemiyorsun. Ve yaptığın işe de yanlışlıyor bu. Ben nihilizme tutuldum okey. Ben işte şimdi size beyaz yakalı simülasyonu eleştirip taşak geçeceğim. Tabii bunu yapacağım ama ben de bir bok yani benim de hatta ben de salam belli noktalarda ve bunu kabul ediyorum. Bunu öyle yazıyorum. Hepimiz bu yollardan geçiyoruz yani. Öyle yani kimin ailesi mükemmel kimin anası babası dört dörtlük de Zaten hayatım müthiş gidiyor. Müthiş gitse de bunu kabul edemiyorsun bu arada. Mesela Samet Samet diyorum Neydi? Metin. Hı. -hı. E, Samet DJ Samet diyor iki aynı karakter abi çok doğru. Ben ben Samet, ben, ben diyecektim. Ha, Samet Metin iki aynı karakter. Ha DJ olmuş, başarılı. Kız diyor ki burada çok ünlü bir DJ varmış geldi. Ya ben geçici yapıyorum falan. Hı -hı. Çünkü Ondan da Onu da, da kabul, onu da kabul edemiyor. Yani iyi olmayı da kabul edemiyor. Çünkü onun kafasında devamlı yargılamak var, devamlı bir şey yapmak var. Muhtemelen yarattığımız işlerde de devamlı birini yargılarken aslında seçim şansımız olmadığını vurgulaması iyi. Mesela Nuri Bilgi bunu yapamıyor işte. Ya Bence o seçim sahnesini koyması şeyi Nuri Bilgi olmaktan kurtarıyor. Çünkü zaten seçim yapamadığın bir canım. ülkedesin ya. <laughs> Berkun Uyan'ın işinde en azından ilginç bir şeyler oluyor kanka. Üzerine konuşabiliyorsun evet. yani. Ee... Evet en azından. En azından bak tartıştık bayağı öbüründe devamlı bir şey her şey zaten hani Kuru Otlar Üzerine ismindeki bir filmden ne beklersin? Kuru Otlar Üzerine bir anlatı beklersin hakikaten öyleydi yani. Hani böyle o yüzden hani o da şimdi adam bize inanılmaz bir film diye bir film sunmuyor zaten o yüzden. Ee, şey bu filmle alakalı şey bana ilginç geliyor bak mesela. Şimdi yani şu, şöyle ilginç ikilikler var. Yani Metin veyahut da Samet çünkü bence ikisi aynı dağlayaraklıkta iki bomboş karakter. Eee şey bir sahne var ya o ilk bölümde bir tane salak sarışın bir kız geliyor bunların evine misafir hatırlarsın. evet. Böyle şey diyor Zeynep karakteri mesela biraz daha dünyayla alakalı. Abi inanılmaz işte uzatılmış ceza verdiler insanlara filan Twitter'da bir şeyler okuyor moralini bozuyor. Kimse siklemiyor. ha, karşı taraftaki karakter mi, dilim sağda mı dahi solda mı dahi falan yapan yüzeysel bok bir karakter. 3 bölüm 5 bölüm geçiyor. Metin'e diyorlar ki biz yani yurt dışına hangi ülkeye yerleşelim falan filan diyorlar. Metin de diyor ki illa Kadıköy modadan birileri vardır burada ona sorun diyor. Metincim şimdi sen yani o ilk bölümdeki salak sarışın kız mı oldun? Çünkü hani bir takım insanlar yurt dışındaki yerleşmeyi yurt dışına konuşuyorlarsa yani. acaba ülkede bir takım sıkıntılar mı olabilir? Yani hani yo Kadıköy'lüler gitmek istiyor. Abi sen işte yani şuna şunu anlamaya çalışıyorum. Metin sikko bir karakter ise gerçekten hakikaten Cengiz Bozkurt'un uyardığı üzere bok gibi bir karakter oluyor. Ha Cengiz Bozkurt da bir bok olamıyor bu arada büyüdükten sonra o da ilginç. Kitap yazmış dolaşıyor ortalıkta işte. <laughs> Sağ protestonun ortasında kalıyor. Ha, yok fakat şey ilginç yani eğer sen hani böyle toplumsal olarak hassas olmamız gereken konularda yüzeysel kalan zerzavat tipleri eleştirirken en sonunda karakterimizi de karakterimizin ağzından da hani biz böyle bir takım kaygıları olan insanları eleştiriyorsak o zaman kendi tuzağına düşüyor dizi. Ben bunun ayrılığından çıkamadım. Ve son dört bölüm. Ya belki bunun ayrılığından çıkabileceğim yer şey olabilir. Senle konuştuktan sonra aklıma o geliyor. Bir yerde böyle camdan bakıyor anne babasının yatak odasına da meğer sette olduğunu biz görüyoruz. Ve aslında bunun evet. bir dizi olduğunu iş kabulleniyor. Haliyle oğlum insan en acılı duygularını da çekmeyin lan falan diyor ya. Hakikaten hani bu böyle biraz yazarın proksisi gibiyse ve ben oğlum ben çok boktan bir hayatım var artık onu anlatıyorum. Bunu da dizi yapmasak mı diye gözlerimizin önünde ana karakteri zırlatarak kendi kendisine bir öz getiriyorsa ona da helal olsun katmanlı bir iş çıktı demektir. Ee, uzun lafın kısası ben ilk iki bölümünden Kelly bu diziyi beğendim. İlk iki bölümünden sonra Metin Çarın'ın ortaya çıkması Metin'e olan herhalde artık yani öfkemden mi diyeyim? Yani çünkü Metin gibi adamlar beni çok sıkıyor asıl. Hı, hı. Metin gibi adam, Metin gibi bir adamın hayat hikayesini takip etmek beni inanılmaz yordu ve sıktı. Ee, şey oldum böyle. <laughs> artık bu da bizim kahramanımız olması falan gibi oldum. Ve bence kuru otlar <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> Sametle Metin aşağı yukarı aynı adam. Birinin tarihi yeni kuzeye çıkmış, ötekisi daha ferah bir ortamda büyümüş belli ki. DJ MC olmuş sonra da son bölümde ne yapıyor artık o abi? Havada duruyor falan. Ne eriyor mu o karakter? Yok anasının karnına geri dönüyor işte artık oradan. Geri dönüp kurtuluyor. İntihar mıydı? bir kurtuluş. Yo. Herhalde oraya biraz daha soyut bir anlatıya çevirmiş. Biraz... E, tekrardan döl sıçrıyor falan gibi bir şey anlatıp... E, oradan da anasının... Abi, karnına, damına evet, geri sütün, dönüyor. Sütün bir üstüne düşüyor falan. Bir şeyler evet. oluyor böyle. Geri dönüyor aslında orada işte. Yani eh, Kurtuluşu dön. yok çünkü bu hayattan. Kurtulamayacağını anlıyor. Dön bakalım. Ama Metin e. zaten... Metin'in... E, Dediklerin çok doğru bu arada. Zaten Metin'in kötü olması ama işte Samet'ten farkı şu. Biz Metin'in nasıl bu noktaya geldiğini izliyoruz. Eee bir baba, kötü bir ilişki. Kadın en baştan itibaren boşanmayı düşündü ama ülkenin zorunluluklarından ve kendi olan mutlu olamamaktan korkuyordum ben de. Ki Metin de böyle bir karakter. O da mutlu olamamaktan korktuğu için bir geri zekalıya dönüşüyor. Daha küçücük yaşta kızla kavga ediyor. Kız diyor ki ya biz oyun oynayacağız. Oyun senden anlatıyorsun diyor. Çünkü o da bu travmaları anasından babasından aldığı için bunlarla uğraşıp duruyor. Bunun nedenlerini görüyoruz. Bu dal yarağın oluşumunun en azından ortada bir sonucu var. <laughs> Pardon, başlangıcı var. Hmm. Aynen. <laughs> bu başlangıç güzel. Yani seçim yapamadığın kötü bir coğrafyada hiçbir şeyine karışamadığın bir ülkede zorunluluklarla bir ilişki kuruyorsun. Mutlu değilsin. Konuşamıyorsun bile doğru düzgün. Devamı kaçarak yaşadığın ilişkide işte sonuçta ortaya çıkan metin oluyor. İşte o da zannediyor benim, ki kendisi müthiş bir insan ama. <laughs> yani benim de burada aslında tuhaf bulduğum şey şu. Sen demin mesela Nuri Bilge'yi bazı konularda korkaklıkla suçladın. Ben de dedim ya aslında politik bir şekilde bir şey anlatmak zorunda değiller. Şimdi eğer burada Metin karakterinin böyle boktan bir çar oluşu gerçekten anne babasının tuhaflıklarından yani sadece faturayı da onlara kesmemek lazım. Ya kardeş sen okula da mı gitmedin? Bir ilkokul eğitimi de mi almadın? Ortaokula da mı Yok, gitmedin? Çok kötü ya orada da 7 ile 3'ü çarpamıyor. <laughs> Ha. Tamam, yani bir tane öğretmen görüyoruz. O öğretmen de mesela tırnak içerisinde söylüyorum kötü bir öğretmen modeli gibi değil. Sizin çocuğunuzun çok kötü diyor matematiği... bir şey yapmak ben lazım. Berkoya bu arada o. fark ettim mi? Ha yok. Fark etmiyor <laughs> zaten da. Yani şey demek. Tanınmamak için öyle yapmış zaten. Hiç tanınmayacak durumda orada. E yok estağfurullah. Ya şey demek istiyorum. Yani bir insanın hele de bence günümüz Türkiye'sinde e Euro'nun 30'lardan 40'lara doğru zorladığı anladın mı? Peynir, ekmek fiyatlarının falan şahlanarak arttı günümüz Türkiye'sinde. Abi ben yaşamak istemiyorum bu hayatı. Çünkü işte sukulentli buluşma odaları düzenlemeye çalışıyor. insanlar diye sen o hayattan bıkıyorsan. Metin'ciğim zaten siktir git. Milletin götünü de ayı bağırıyor. Ben de biraz galiba kendim çok toplumcu bir yerden bu diziye şöyle sinirlendim. Oğlum senin hayatta bütün derdin gerçekten... ...vay annemle babam İngilizce konuşarak kavga etti olabilir mi sen? Ben senin derdinin içinden trenle geçeyim ya oğlum. Yani zaten neler var ülkede dediğin yani. dediğin doğru. Dertsiz bir aileden geliyor. Bak biz hiç işlerini görmüyoruz. Belli ki para sorunları yok. Zaten öyle bir dertleri yok. Dersi sizi... de yansıtmıyor. Aynen. Yani... Kafaları ya. rahat bir aileden. İstedikleri eşyayı alabiliyorlar sorunsuz hmm. bir şekilde falan. Öyle bir yerden geliyor zaten. Ha işte de evet. O yüzden bence o senin dediğin eleştirini yaptığın kısma katılıyorum. Mesela kadıköy şeyine. Onu da o Metin'in dalyaraklığı için koyuyor oraya. Yani onu da anlamıyor. Hani o kadar aslında kopuk kendisi çok hayatın bir parçasıymış gibi hissediyor ama alakası yok. Bilmiyor zaten. Yok canım. Çünkü orada çünkü ee... farklı karakterler var. Köylü var, şehirli var, annesi var falan. <laughs> anlamıyor onları yani. İşte orada şeydi mesela şaşırıyorum yani bunlara da temas etmiyor değil. Mesela Cengiz Bozkurt'un karakteriyle temas ediyor. İlk bölümde mesela motokurya çocuk şey diyor ya böyle abi seni burada döverim falan filan boğarım, diyor ya. Boğarım, boğarım. <laughs> seni burada <laughs> boğarım falan diyor şey diye. İşte istenen... E... Yemek yanlış, makarna mı? ne? Makarnanın yanlış hamuru geliyor. yanlış geldi falan diye herif uzatınca <laughs> çocuk da boğarım seni falan diyor ya. Yani bir bölüm istedim ki şu Metin'in yetişkinliğiyle şu motokuruya bir yan yana bir otursunlar. Yani eğer biz hakikaten ılık götlü e, balkon bebesi eleştirisi muhabbetine geliyorsak. O da böyle yapılmaz ki. Yani sürekli anne babasına şikayet ediyor diyor sonra eriyor. Nereye eriyor? Hiç bu kadar eremiyor. Ya yani eremiyor zaten de. Ya bilmiyorum yani aslında bence temas edip uzak durduğu konulara birazcık daha girebilirmiş gibi geliyor. Yani... Ama işte 6 bölüm 25 dakika konsepti biraz beyer kafası ya. Yani bir şeyleri hızlı anlatman lazım. Etkili ve hızlı. Belki de o yüzden öyle tercih etmiyor. Okay. 3,5 buçuk saatlik bir tek film yapsa ben... Belki anlatabilirdim bunları ama o da, da anlatamıyor. Yok ya bana sorarsan <laughs> o Cengiz Bozkurt'ta Cihat Süvarioğlu'nun ana karnında konuştukları kısımlar falan. Onlar lezzetli kısımlar bak onlardan hakikaten keyif aldım. Keşke o kafayla bir şekilde devam edebilseydi iş. Biz bir yerden sonra Metin ismindeki bir kekonun mızmızlanmalarını dinledik dört bölüm ve ben galiba tahammülüm yok benim böyle insanlara özetle öyle söyleyeyim yani. Ah kötüm falan oluyorum böyle sürekli. Biz orada şeyi de anlamıyorum. Bizim metinle biz empati mi kurmamızı istiyor? Kimse de iyi değil ki bir yerden sonra. Anladın mı? Bunun nedenini anlatıyor aslında. Hani empati'den çok işte neden otlar üstünde olmayan nedenler burada var. Mesela öğretmen diyor ki 7 ile 3'ü çarpamıyor diyor. Kadın diyor ki ya e, bu öğretin. Aa ben o kadarını öğretemem artık onu. Ya, şimdi ama öğretmensin sen. Yani bu çocuğa bir şekilde belli ki özel okula gidiyor erişemeyeceksen yani anladın mı? Ya yani genel zaten Türkiye'nin yapısındaki sıkıntı da biz hep sonuca bakıyoruz. Nedenlere bakmıyoruz. E, öğretmen kötü mü? Yok abi. Bizde çocuk yarak. Ama çocuğun yarak olma süreci var işte ortada. Ha, sen diyorsun ki bu çok güçlü verilmiyor. Okey yani buna katılırım. Hani Hayır biraz şunu söylemek istiyorum. Yine bak... belki orayı. Hayır şunu söylemek istiyorum. Mesela ilk bölümdeki o motokurye çocuk formülünü çok bozuyor. Çünkü şey bir formülle ilerlesen işte vay Berkun Uyanın bu işi sadece işte Cadde Bostan Etiler taşı işte Ankara'da Çankaya aksında kalmış. Türkiye'nin zaten artık %10'unu falan temsil eden bir grup aile ve insanın e, bir takım sıkıntılarını anlatıyor falan gibi noktaya bağlansa tamam diyeceğim. Dış dünyayı da biliyorsun abi oradaki motokuryenin o abi seni burada boğarım demesinde herkes anladı onu değil mi? Yani senin ben burada ılık götüne çakarım ben günde 40 saat çalışıyorum demeye getiriyor motokurye çocuk. Yani öteki evet. dünyayı da biliyorsun ama Metin hiç onlarla temas etmeyince işte bir tuhaf oluyor. Ya okulda senin sıra arkadaşın da mı gariban değildi? Öğretmenin de mi hayata dair bir şey anlatmadı? Sen internette mi kullanmıyorsun be? Sığır mısın be kardeşim? Yani ben Metin'e şu açıdan sinirleniyorum. Tamam ben aile sığır. kötü, öğretmen kötü de... Eşek kadar adam olmuşsun DJ'lik yapıyorsun. Ya hiç mi bir kitap okumadın dayı sen? Ne boş adam mısın ya. Bok sığır gibi evet herif. bu arada. E, evini görüyoruz ya böyle bok gibi bir evi var. Yani hiçbir şey o yok O zaman içinde. işte abi <laughs> konu biraz da şeye geliyor. Yani senin annen baban kavga da etse... Annen baban birbirine de dayak da atsa... Ortalık da karışsa ya abi sen de biliyorsun dünyada ne insanlar var çobanlıktan herif geliyor bu nerelere hayatta yani Metin'in sığırlığına hiç odaklanmıyoruz sürekli Metin'in dramasını dinliyoruz ya Metin mal mal ben bu mal herifin dramasını bak, niye dinliyorum abi tamam işte ama burada empati de kuramadım empati de kuramadım onu demek aile istiyor. şekillendiriyor ama senin dediğin çoban zaten e, ailesini onu şekillendirecek bir yapıda değil belki ailesi hiç olmasa daha iyi olur bak bu çocuk yetim olsa daha iyi olabilir zaten sıkıntı orada aslında kurye sahnesi de şurada kendini tamamlıyor o korktuğu çocuk onlar ya bunlar bizim çocuğumuz böyle olursa hmm. böyle yavşak herkesi üstten gören, e öyle gören halbuki öyle oluyor işte onu hmm. düzelttiklerini zannediyorlar sadece insanlara kibar davrandığında kibar konuştuğunda bunun olabileceğini zannediyorlar halbuki orada yap, düşünce yapısı sıkıntı yani kıza da başta kibar konuşuyor ama kibar konuşması önemli değil ki dinlemiyor anlamıyor anlamak istemiyor sorun burada aslında yine yani kurye sahnesi oradan çalışıyor bence. O korktukları korktukları olmadıkları düşün kork, korktuğu çocuk olmadıklarını düşünüyorlar. Ama e, tamam tamamen o oluyor yani. Kaçamıyorlar ondan ve bu, bunun nedeni aile işte. Yani e, zaten dolaylı yoldan toplumun diğer parçaları öğretmenin de bilmem neyin de hepsi buna etki ediyor yani. O dalayarak çocuğun oluşumunu e, birazcık şey payını iyi dağıtıyor bence orada. Esas ortak paydalarına sizin sıkıntınız var ve kabul etmiyorsunuz. Ya oğlum daha geçen birisi e, insan öldürdü ya arabayla ehliyetsiz. Hmm. Annesi yurt dışına kaçırdı. Benim evladım mis gibidir diye kaçırdı evet. Yani bu anne bu birisini öldürse bunu da yapabilir. Tabii. Yani o dereceye gidebilir. Yani bu kadar e, akıl yanmış durumda artık ülkede. Yani e, her şey kopmuş durumda. Adalet yok, akış yok. Ne bileyim işte bir eğitim sistemi berbat durumda. Kimse konuşmayı bilmiyor. Herkes patavatsız. Ah eh, keşke Ama... dizi onlardan da bahsetse birazcık. Ben de onu demek istiyorum. Yani e, Habire e, de bence işte yani. Tabii yani ben de kimseyi bir şey zorlayamam. Ama ya kardeşim bu Metin neden depresyonda? Metin niye hayatında bir anlam bulamıyor? Sukulentçi kızı eleştiriyoruz. Sukulentçi kızın da ağzıyla 40 kere söylediği gibi en iyi kötü bir hayali var, bir şeyi var yani. Metin niye bu kadar toplumun içerisinde yalnız kalmış bir eleman? Ee, bence Şimdi oralarda bir <laughs> Evet 2 üç travmanın şeyini yani travmanı o yüzden travmanı kimlik edinip hepimizi sikeceksin diyor ya böyle. <gülüyor> aynen <gülüyor> eğer bu cümle Berkun Uyan'ın şahsına kurulmuş bir cümle ise bu dizi çok başarılı bir dizi onu söyleyeyim yani bu derece şeffaflığıyla kendi e, iç dünyasını anlattıysa bu adam helal olsun yok hakikaten ilk bölümde abi bak bombok işler yapacaksın dedi adamın daha sonra hakikaten dört bölüm bombok işini izliyorsak da yani farkındasın da aslında. O yüzden hani be sen böyle vaktinde Matrix 4'e demiştin ya... ...çok kişisel bir iş hatırlar mısın? <laughs> yani... ...bu da galiba çok kişisel bir iş. Emin değilim. Ama... Ya bu o kadar kişisel değil ya. Daha toplumsal bir iş bence. Hiç toplumsal değil işte. Sıfır toplumsal. Yok, bence bayağı toplumsal yani. Yüzde Ama ne bileyim benim yani... Benim götüm niye yandı gaming yani? Bana sorarsan. Bilmiyorum. Nedenler var. Nedenler ortadayken... ...bence toplumsal. Ama... Matrix'teki konu da bence toplumsaldı ki yani Matrix'te ben şeyi hala takdir ediyorum ee, kadının kendi işini yıkabilmesi bak bundan sonraki 100 yıllık tarihte bence hiçbir yönetmene bir daha bu şans verilmez hmm. ya ben 20 sene önce film yaptım American Psycho'yu yapmıştım bunu geri zekalar sahiplendi bana şans verin American Psycho 2 yapayım ben bu filmi yıkıp çöpe atacağım ee, kimse yapmaz bunu ee, Wachowski'ye bu şans verildi bence bir daha da kimseye yenmez çünkü ben de şeyden iğreniyorum biraz aslında e, annenin ve babanın iğrenme kısmı da oradan. Hani kendi hatanı kabul edemezler de ortaya çıkan şeyin onların olduğunu farkındalar. Matrix'te de böyle yani bu benden çıktı ve ben yarattım bunu. Başkası hmm. yaratmadı isteyen yaratmıyor ki bunu. Ben yarattım bombok bir yere gitti belki de bende hata var. Ha Bu açıdan evet yarattığın şeyden eleştirisi var ama travmanın kimlik edinip milleti sikeceksin... Bu bence şu anda çoğunluk zaten dünyada. Çünkü Tabii. herkes bu travmalarıyla yaşamaya çalışıp birbirini sikmeye çalışıyor. Çünkü kapitalizm böyle çalışıyor en temelinde zaten. Birini sikmeden bir yere gidemiyorsun yani. Ya o biraz muhtemelen böyle aslında şey tayfa. ya Bir şeyler üretmeye şansı olan insanlar. Yani ben o e, kurye arkadaşı biraz ilk bölümde oradan böyle bir bam diye abi seni burada boğarım gelince dedim biraz kolpa hayatlarla gerçek hayatlar kıyaslarına mı gidecek gibi beklenti de oluşmuştu açık söyleyeyim sonra gelmedi o. Ee, orada aslında birazcık hani daha toplum tarafına gittiğin zaman sanki oralara gidebilirsin gibi hissetmiştim. Kolpa hayatlarla kolpa hayatları kıyaslıyor gibi olduk. Yani mesela örnek vereyim sana. Ama biri beyaz yakalı öbürü alt sınıf ya. Yani. Ya tabii canım. Ya ama ne fark eder hani toplum deyince yani. Ama işte var ya yani orada öğeler var. Hani bir başkadır da böyleydi ya dindar da vardı, Kürt de vardı bilmem ne sonuçta. Bir başkadır zaten ben yani biraz şey yapmıştım yine. Ee, o zamanlar hayatımızda yoktu. Şimdi tekrar eleştirecek olursam ...chat GPT yazdırılmış gibi bir işti zaten. Hatırlarsan okay, yok, o zaman da onu ayrıldırdı. demiştim... <laughs> 40 yıllık klişeler üzerinden hepsini derleyip toplayıp hiçbir yere varılmayan. aslında bak çok doğru söyledin. Bak o zamanki eleştirimi hatırlıyorum. O zamanki eleştirimden bir tanesi şuydu. Aga sen bunları böyle öbek 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 gösteriyorsun da ne diyorsun lan? dediğin zaman bir başkadır. Hiçbir bok demiyordu tamam mı? Aslında bak İnce galiba <laughs> okey yani işte şahsa göre bana sorarsan kuvvetli bir alkışta. İlk ilk iki bölüm çok daha net konuşuyor. Ortada çözülmeyen ve kötü bir ilişki var. Ona rağmen çocuk yapmaya çalışıyorlar. Babanın lafları içine atmışlığı var. Annenin kendini anksiyeteden anksiyeteye sürükleye sürükleye kendi psikolojisini bozmuş olması var. İkisi biraz daha konuşsalar bir şeyler çözülecek. Bak anne artık hasta olmuş. Baba tuhaf bir herife dönüşmüş. Aa buradan bir yere gidilecek falan zannederken dediğim gibi sonrasında ya böyle insanlar da var falan gibi bir dört bölüme dönüyor. Yani doğru doğru aslında bak evet bir başkadır da çok iyi. Bir başkadır da çünkü şeyde ya böyle insanlar da vardı 15 sene önce falan gibiydi. Yani asla güncel iş Abi. Yani. Hala var hepsi. <laughs> Neyse peki. E var abi yani American Fiction'da da konuştuk. Adam da diyor ya her şey çok klişe. Oğlum hayatımız zaten bunlarla dolu. Yani baya hayatında çok orijinal bir şey söylesene mesela ne oluyor? Mesela hayatta var mı? Çok orijinal şeyler yaşıyorum. Ben, ben mi? yaşamıyorum. Ben yaşıyorum abi. Ha, aynen. Ben yaşamıyorum abi. Yok yani benim için orijinal bir şey yok. <gülüyor> <Türkiye'de> <gülüyor> değiştirmek or orijinal bir şey değil yani. Okay. Bilmiyorum sen ne yaşıyorsun çok ilginç ama yani... E, bence biraz bunun orijinallik konusu değil ki buradaki amaçta zaten. Hani bu bu hayatlar birçok insan için zaten bu orijinal olsa daha marjinal olur. Sıkıntı olur. Zaten Türkiye'nin 90 milyonun %90'ı için bunlar yaşanıyor. Hiç farklı bir şey yok. Al bugün kızılık şerbetinden çıkan kavga aynı dinli dinci e, layıkçı kavgası. Ne farkı var bir başkasının anlattığı hikayeden? Hiçbir fark yok. Bu, bu, yaşanıyor yani. Bitmeyecek de bu. Belli bir şeyler değişene kadar. Hmm, yani evet. Bunları böyle demin de Nuri Bilge'ye söylediğim gibi yani böyle Twitch yayını açar gibi dümdüz önümüze koyabilirsin. Ya da bunların üzerinden daha ekstra bir şeyler anlatabilirsin. Bir başka, pardon, bir başkadır değil. Kuvvetli bir alkış sanki Başka bir şeyler daha anlatacakmış gibi hissettim ben. Ee, onun yerine... Ya işte Metin hem çok zeki hem de çalışmıyor. Neyse Metin intihar etmek istiyor. Hadi yoluna çık olsun Metin. Yani hakikaten hepimizin götünde ayı bağırıyor. Senin ılık götünle de uğraşamayacağız gibi bir noktaya geldi açıkçası benim için. Ama çocuk suçlu mu işte burada? Yani bence abi burada canım, ayrılıyoruz. Çocuk geri zekalı. Işte. Olur mu? Bence Tam değil bir işte mal. burada ayrılıyoruz seninle. Çocuk okay. suçlu değil ki abi. Niye suçlu evet. olsun çocuk? Nasıl? Mal. Abi yani çocuk seçemiyor ki ama abi ben seçemediğim bir şeyler nasıl, nasıl suçlu olabilir? Nasıl seçemiyor olabilir abi? Anamı yani... seçebiliyor muyum? Babamı seçebiliyor muyum oğlum? Seçemiyorum zaten sorun bu. Ben abi, nasıl suçlu olabilirim? Anladı olabilirim? babanı seçemiyorsun da yani abi gelmişsin 30 yaşına artık bir yerden sonra tabii ki insanda anne babası travmatik etkiler 30 bırakabilir. 30 yaşına gelme abi 30 yaşına gelme. Ben okul Peki. sahnesinden bahsediyorum. Diyor ki çocuk çarpım yapamıyor. Hmm. Hiçbir şey öğrenemiyor. Kitap okumuyor. Arkadaşı yok. Ve bırakıyorlar çocuğu öyle. Öğretmen de şikayet ediyor. Hmm. Şimdi Çocuk burada nasıl suçlu olabilir? Çocuk oğlum bu zaten. Kafası çalışmıyor ki çok. Tamam da o gün bunun... de bitmiyor ya bir dizi. Tam bitmiyor da işte hata orada başlıyor. Sen burada çocuğun elinden tutmazsan, yardımcı olmazsan çocuk 30'una gelince kendi başına ne yapacak zaten? Hiçbir bok olamaz yani. Abi yok ne be. Yapacak? Ne kadar kötü anne babalarla büyüyüp kendini geliştirmiş bir sürü insan var. Ben... O yüzden diyorum bu ama... bir öz eleştiriyse hatta Metin gibi dandik karakterlere bir eleştiriyse yani hayatta tabii ki anne baba sana çok büyük destek. Ya var. Yeti, yetim büyümüş insanlar var abi. Yani var. Yok siram bunların içeride... hayatında ha. figürler var abi, öğretmeni var, ne bileyim başka bir akrabası var, arkadaşları var. Yani bu çocuğun hayatında hiçbir yok. Bu figürlerin hiçbir yok. Bu figürlerden soyut bir şekilde kalmış anasının Yok. Babasının helikopter olmasından. Aksine daha. Metin denyo olduğu için hayatında hiç kimse yok. Ahu'nun da suratına defalarca tükürdüğü Ama gibi. Ama olmasının nedeni ne? Kuş kadar Ahu bile buna diyor ya mesela. Oğlum diyor biz şurada bir iki dakika bir oyun oynayacağız. 80'ler partisi diye takıldın zır zır oturuyorsun burada. Geldi oyun oynayalım diyor. Çocuk gitmiyor oyun oynamaya uzaklardan tamam. izliyor böyle. Niye? Denyo ama ne çıkıyor. diyor orada? Annen geldi orada bizi gör. Sen neredesin? Annesi götürmemiş abi. Niye götürmüyor? Çocuğum çünkü çok bilinçli evde otur oturmak istiyor. Ben ona ...saygı duyuyorum dediği için götürmüyor muhtemelen. Halbuki anne... götürsene çocuğu oraya. Yani, Niye götürmüyorsun? Anne gidip çocuk gitmediyse çocuğun en yolundan abi bana sorarsan? Abi çocuk lan 6 yaşında ne demek gitmiyoruz? Öpe öpe götüreceksin. Onu oraya sosyalleştireceksin. Eğitimini nasıl vereceksin onu? Köpeği bile bugün sosyalleştirerek eğitirsin yani. Allah Allah. Cezayir eğitemezsin yani abi. Yani şey... Vallahi çok... Yani çok ilginç bir... Yani şöyle... Şimdi bu bizim konuştuğumuz konunun çözümü yok ya aslında şu anda. Yani... Ben şey noktasına Ayakta geldim. bakış farklılığı bence. Heh, yani bakış farklılığı aynen zaten orada da şeye geliyorsun. Neticede ortada bir eser var. Sen bakmışsın ulan demişsin işte ailenin nasıl bir evladı ağzına sıçtığını gösteriyor dizi demişsin. Okey. Yanlıştır demem bak buna. Ben de şöyle olmuşum. Ulan ne salak bir çocuk ya bu demişim. <laughs> yani anne baba da mükemmel değil ama mükemmel anne babalarda büyümüyor herkes zaten. Herkes bir yerden hayatı tutunuyor. Cengiz Bozkurt'un ilk bölüm söylediği üzere iki tane sikik travmasını kimliği haline getirdiği için Metin bana sorarsan hayatta ilerleyemeyen bir şey. O yüzden o da var. bu o sonra oluyor ama. İşte evet bu iş eğer e, Metin ve Metin gibi bütün geri zekaların hayatına karşı bir eleştiriyse okey. Ama sanki Metin'e de empati duymamız gerekiyormuş gibi bir pozisyona giriyor. Yok, ben, ben ona orada şaşırıyorum yani. Onu o, o açıdan söyleyeyim sana. Olabilir. Bunu. Ama işte bu Metin'in Büyüklüğünde de şöyle bir sorun var hala hayatına bir figür sokmuyor kız girecek belki orada bulmuş onu da dışlıyor çünkü e kendine üstün görüyor ama işte bu öğretiden <laughs> geçtiği için abi <laughs> ya bunun içinden biz çıkamayız abi yani bir çocuğu bu hale getiren ailesi midir toplum mudur kendisi midir zaten bu bence hani senle benim burada çözebileceğimiz bir şey değil ama ikimiz de çok farklı yerlere park etmişiz arabaları bakarken o da o da farklı bir iş gerçekten. Yani ama o, işte ideoloji, da de, böyle bir şey. i̇deoloji hmm. de böyle oluşuyor abi. Ideolojide İdeoloji de böyle oluşuyor ama işte bugün Amerika tarzı liberal diye baktığımız insanlar diyor ki benden başka önemli değil. E Metin'in gittiği nokta o zaten. E senden başka önemli de hayatına hiçbir figür ekleyemezsin. Sosyalleşemezsin, gelişemezsin. Tek başına da geleceğin nokta anamın amına geri döneyim olur yani. Ah işte yani Nuri bu... Bilgi Ceylan'ın filmindeki Samet değil mi bu tam işte anladın mı? Merve Dizdar <laughs> saatlerce karşısına at, dil döküyor. Ya diyor toplum diyor insan diyor. Ya bilmiyorum abi ya falan diyor Samet de böyle. <gülüyor> 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 yani yani belki Berka, Samet'in de anne babası böyle kötüymüştür yani. Bence bu arada Metin'in anne babası çok da kötü değil lan. Arada tartışıyor. <laughs> mutsuz bir aile sadece. Kötülükten çok aslında. Yani çocuğu orada... dövmek yok. Çocuğa imkan vermemek gibi Biraz tartışan bir aile. Abicim Tartışan aile olur lan bu kadar da şey değil ki. Yani... Ama sorun zaten agresif bir kötülük değil ki orada. Genel iletişimsizlikten başlayan hiç sevgisiz bir ortam oluşması. Sevgisizlikten çıktığın her noktada sevgisiz bir yere gidersin. Ya evet de insanoğlunun %95'inin yani çok kötü bir aile değil bence Metin Ailesi. Özetle onu söylemek istiyorum. Yani çok daha kötü aileler vardır lan bence eminim. Ya vardır canım ama zaten onlar da seri katil olmaya doğru gidiyor. Kedi öldürüyor işte tekmeleyerek. Evet. Yani e, iyi ya, indirim ya. alıyorlar sonradan. da. <laughs> Ekstrem noktasında değil zaten. Evet, onda senden fikrim. Daha e, soft bir yerde bu e, aile mirası eleştirisini yapıyor. Bunu yine Asya filmlerinde çok gördük, konuştuk. Yani onlar bu aile mirası konusunda daha takıntılı bizden. Çünkü daha da sert. Irkçılık var, ayrımcılık var. Hani çok sevdiğimiz Japonya berbat bir yer birçok açıdan. Kore de böyle. Kadın <laughs> düşmanlığı var. Çünkü bunlar hep aileden geliyor. Bizde de böyle. E şimdi daha sert bunu yaptığın zaman işte baş, başka filmler ortaya çıkıyor. Bunlar da yapıldı. Ya yani kız kardeşler çıkıyor, işte okul tıraşı çıkıyor. Onlar hiç siklenmiyor zaten. Onlar çünkü millet hemen tetikleniyor. Biz böyle olmayız. Bilmem ne olmayız. Ailemiz böyle değil falan. Ya öyle abi hepiniz öylesiniz. Merak etmeyin. Yani %90'ımız böyle yani. Peki Yani birkaçımız şansımıza bir şeyleri okuyup yırtıp belki kendimizi daha iyi zannediyoruz ama belki biz de o kadar iyi değiliz yani. Hmm. Peki şey ne diyorsun? Bu filmin bu dizi sana Boy Zafra'yı hatırlattı mı hiç? Ya bir tık. Çok az. Ama hani o çok daha soyut bir dünyada geçiyordu ya. Bir, bir, biraz hissettirdi ama evet. Hafif. Burada yani ben Çocuğun yer, yer şey... yolculuğu olarak. Evet evet. Yani çocuğun yaştan yaşa değişmesi, farklı oyuncuların gelmesi annenin kendisini sakatlamış olmasına bu kadar büyük takıntı daha ana karnında Böyle bir takım travmalarla dolu olarak çıkması falan filan. Biraz bana Boys Afraid filmini de hatırlattı o açıdan. İlginç yani aslında şöyle ben ufaktan kapatmaya geçiyorsam şöyle söyleyebilirim. Yönetmenlik açısından ve edit montaj açısından izlediğim en keyifli Türk işlerinden bir tanesi. İlk iki bölümü bence çok keyifli. Ondan işte ben Mete'nin dal yap yapraklığı yüzünden galiba ana karakterimiz olması gereken Armut'la <laughs> hayatta empati kuramadım ve yani zihnen çok korktum Benim için anladım, rahatsız edici ya. salak bir yere gitti ama ee, yani bu derece absürt bir işi Türk dizisi olarak görmek hoşuma da gitti ne kadar beğenmesem de yani. Çünkü beğenmedim derken ilk iki bölümünü ayırayım da son dört bölümünü beğenmiyorsan bir dizinin beğenmiyorsundur aslında. Ben neticede bu işi beğenmedim ama şey gibi de oldum. Ulan hani aynı yönetmen, aynı senarist farklı bir konuyu el atsalar lezzetli bir şeyler çıkabilir. Çünkü absürt işler yapmaktan kaçınmamışlar. Ee, Türkiye'de. Türkiye'de absürt iş yapacaksın. Anladın mı? Bu cesareti de, de takdir ettiğimi öyle. söylemek isterim. Yani onu hani şey yapmayayım. Ne diyeyim? Bu kadar eleştirdik eleştirdik de bunlar hep anlam okumaları üzerinden eleştirdiler. Ben, bence çok güzel tartıştık ya. ha, bence yani. Bence iki farklı bakış açısından bence yaptığımız en iyi tartışmalardan biri oldu şimdi. Evet acaba. evet yani inşallah seyirciler de ağlayarak yorumlara yazmazlar. Çünkü biz ne zaman Yok, böyle farklı fikirlere kapılsak sanki anne babaları kavga ediyormuş gibi yorumlarda ağlıyorlar. O kadar ağlamazlar inşallah da. Teknik olarak beğendim ben bu işi. En azından onu söyleyebilirim. Evet. Keşke böyle daha absürt, daha salak salak şeyler yapmaktan salak salak aşağılamak açısından söylemiyorum. Çocuğun gelip aniden İzlandaca şiir okuması falan böyle ne oluyor lan burada falan diyorsun. Ya birazcık <laughs> daha fazla Türk dizisi bize ne oluyor lan dedirtse keşke gerçekten. Yani bu derece klişe ve sıkıcı olmasa her şey. Ya beğenirsin beğenmezsin ayrı tutmakla beraber teknik olarak dediğim gibi teknik ve cesaret açısından e, çok takdir ettim ben bu işi onu da söyleyeyim. Eyvallah. Ya yani bence de öyle bu arada. Teknik olarak da çok iyi iş ya. Ya evet hani bizdeki anlatı çok literal ya aslında bu dönem çok fazla absürt dizi patlaması oldu yine komedi çapında işte gibiler ayak işleri yok işte doğular bilmemler hiçbiri aslında şeyi oturtamıyor dizi konseptini tam oturtup o olay örgüsünün iç içe geçtiği bölümlerin birbirine bağlandığı ve totalde tek bir hikayenin oluştuğu o anlatıya giremiyorlar hep böyle stand-alone işler çıkıyor. O açıdan hani eski işlerimiz de öyle bizim çoğu Türk dizisi. Aslında benim zaten bu konuda seninle yüzde yüz en fikirim. Berk Nur'a en sevdiğim konu teknik olarak bu işin çözümünü bulmuş olması. Belki bunu kullanıp farklı yönetmenlerde de iş çıkarsa belki de ortaya başka işler de çıkar. Daha global işler görürüz yani. Daha iyi olur. Evet evet yani şey. Yani böyle şey gibi hissettim. Charlie Kaufman filmi izlemiştik ya birkaç tane. Evet. Ha lan oralara mı gidiyoruz acaba derken ilk iki bölümde ben oralara gittiğimizi hissettim. Adamın kendi yanındayken karısını telefonla araması falan. Hani Ooo! falan dedim. Hakikaten bak. Ama Metin'in maceraları yani ben de zeka düşüklüğü, kültür yani dizi de yani Metin'in dramasına odaklanınca zeka ben dizi bence güç kaybetti. Metin çünkü mal. Ama işte ben Metin Mal diyorum. Sen ailesi sakatladı onu gösteriyor dizi falan diyorsun. Evet. Tabii ki orada okumaya göre değişiyor. Ama lezzetli bir yerlere hani şey gibi oldum yani. Ulan malzemeler çok iyi. Sen keşke bunlarla farklı bir yemek yapsaymışsın oldum ben kendi adıma. Yo bence okey güzel tartıştık ya. Bu arada hani şeyi gördüm. Mesela ben de videosunu yaptım bunun. Genelde son iki bölümde daha mutsuz olan Metin'le mutlu olmayan çok insan var bu arada. Biraz hmm. orada daha farklı bir bakışa gitmiş herkes. Yani, ben de başka bir yerde kaldım. Şöyle burada. bir şey çünkü benim kafamda mesela Metinle Samet bir önceki kurotlar üzerindeki ikisi aşağı yukarı aynı karakter. Yani kendine faydası yok tamam mı? Yani ben işte ister istemez bu insan biraz insan senin demin dediğin gibi ideolojinin oluşmasıyla alakalı dedin ya. Hı -hı. Benim de kendi kendime bakış açım birazcık şudur ya abi ne çağdayız yani? Annen baban sana bir şey katamamış olabilir. Allah korusun seni sakatlamış zihnen ya da ruhen olabilirler anladın mı? Yani kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsin. Ya bir şekilde iş hayatına giriyoruz, çalışıyoruz. Geçmişini evet. sende bıraktığı izlerin aksine mücadele etmek, bir yerlere varmak mümkün. Ha işte anne babasının çok iyi yetiştiği Robert Kolej'de bir çocuk gibi olamayız belki hiçbirimiz ama hepimiz de bir yerlerden bu yarışmaya başlıyoruz. Yani hep ilerlemek, hep kendini geliştirmek lazım. Metin benim için işte kendini geliştirmeyen Hani ya bir noktada çıkıp da şey demedi mesela. At, örnek veriyorum şimdi. Hani benim hayal gücümdeki Metin şey yapabilirdi yani. Ulan sıçtınız çocukluğumdan beri ağzıma ama ben de şu oldum ulan. Kendim en azından bu jenerasyonel travmamı zırlamak üzerine kullanmak yerine atıyorum şu an. Çocuk okutuyorum. Attım. Yani bir şey. Yani illa öyle değil de. Yani bir şey ya. Hani bir karşı bir mücadele be kardeşim. Bir bir amaç de... edindin, yaptın, ha. gittin aslında Bozkurt'un yaptığı eleştiri başta söylediği şey yani. Evet, Seni evet. Aynen gibi. öyle. Yani bir de millete kızıyor. Siz aynasınız, aynasınız. E oğlum sen de başrol salaksın ama ya bu salak herifi de izlerken insan biraz yoruluyor işte. Onu demek istiyorum ya. Çünkü şeyi de anlamıyorsun. Ya bu dizi benle Metin Salay'la ilişki ve empati kurmamı istiyorsa ben döverim Metin gibi adamları. Samet'le Metin'i arasına bir bıçak atıp karıştırmak, yani. kapıştırmak lazım yani anladın mı? Metin'le <laughs> Samet birbirini yesinler ve biz izleyelim. Ya yani ne boş, ne amaçsız insanlar bunlar. Vallahi çok yoruluyorum ya. Yok o konuda haklısın. Zaten bu eleştiriyi de ben yaptığını düşündüm için seninle ayrılıyoruz okay. orada biraz. Okay. yani Evet orada ayrıldığımız diğer nokta. Ama evet mantıklı yani şey olarak... Ee, o karakterden ana karnında alıp aslında onu e, bir yere kadar dinleyip hatırlamasına rağmen söylediği hiçbir şeyi ciddiye almamış. Bir anlamda düşünce olarak. Evet evet yani Hı -hı. yani e, ve bir sürü karakter suratına karşı bağırıyor oğlum sen kendini bu kadar ciddiye alma sen kimsin bir tane adamsın diyorlar yani. Yok bir değişim olmuyor bildiği yolda gidiyor Metin ve hakikaten de anasının karnına geri dönüyor seneler sonra. Yolu açık olsun da Hakikaten şey, bizim vaktimizden, belki, zamanımızdan çalma bari. Ya benim ben birebir de böyle alamam. Dönmesi daha iyidir abi. Dönmesi daha iyidir belki. Tabii de. Canım. Daha Metin daha, daha zaten, bela alacak. <laughs> zaten işte ilk bölümde hemşire diyor ya toplum sizi affetmeyecek diye. Cansunbur da sizi evet. affetmeyecek gerçekten. Yani Metin gibi evlatlar doğuracağınıza keşke kocanla beraber gezseydiniz diyar diyar sayın Aslıhan görürüz Yani o yüzden yani kıl etti bu eser beni. Ha belki de Metin'e kıl olduğumdan kıl olmuşumdur ama inan hani kuru otlar üzerindeki <laughs> Aa, şu an beynim küçülüyor seviyesinde bir sıkıntı yaşamadım yani bu eserde. Yani absürtlüğüyle, tuhaflığıyla götürdü götürdü ama son bölümde şey dedirttim. seni izleteceğin diziye falan oldu. <laughs> Yaratmak istediği hissiyat da bu olabilir yönetmenin. O da onu bileceği iş. Yani ben hissiyatlarımı yanıtcılığı aktarayım da. Zaten şu da var. Yani bizim seninle fikrimiz ayrı olabilir tabii ki. Başta da Hı. aynı şeyi konuşmadık mı? Science fiction dedik biraz milleti konuşturacak. Burada da absürt tabii. bir eser var. İnsanları konuşturacak. İki kişi aynı esere bakıp Aynı şeyleri görürse zaten o sanat değildir bana sorarsan. Bak mesela senin geçen hafta söylediğin şey bir hafta kafamda yer etti. Düşündüm. Bayağı da hoşuma gitti sonra. Dedin ya aslında Frankenstein'ın yarattığı monster, e, Bela'nın babası ve aslında bir devam hikayesi gibi de. Hmm. Böyle düşününce böyle bir devam hikayesi aslında çok fazla kişi Frankenstein hikayesi yazmaya çalışırken devam işi yazmak da çok iyi kafaya. Yani aslında o da bir aile sonucu ya. Yani yine Tabii. orada çarpık bir çocuk var. Tabii. Aslında yine benzer bir çarpık çocuk hikayesini böyle düşünmek. Mesela o güzel kafa açtı bende. Güzel tabii güzel bakış açısı O tabii. hikayede düşün. Yani Frankenstein'ın canavar üzerinde yaptığı deneyleri canavar Bella'ya aktarmamaya çalışıyor. Jenerasyonel travma diye bir şey var bu arada aslında. Yani i̇şte onu kesmeye beri... çalışıyor. Farkında evet. Ha, deminden beri bizim aslında bu e, kuvvetli bir alkışta senin özellikle daha çok vurguladığın konu jenerasyonel travma gerçek bir konu. Adamı dedesi dövüyor. Dedesi babasını dövüyor. Babası da oğlana sinirleniyor bu sefer. Gerçekten jenerasyonel travma ciddi bir kavram. Belki daha psikoloji okumuş arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Bu devirde Aslında artık, abi. bu devirde artık biz insanlardan şeyi bekliyoruz. Yani jenerasyonel travma adı da konmuş bir şey. Artık bunu fark edip, bunu inşallah harmanlayıp, yani gelecek nesillere aktarmayacaksın <laughs> ya da kendini bundan kurtaracaksın. Çünkü çözebilsek bunu evet. mükemmel anne baba bana sorarsan yok. Bence yok. Mükemmel anne baba varsa da çocuk yani, yani zaten şöyle oluyor yani sende ki bu, böyle bir de anne ve baba var ki 10 bölü 10. Onlar 10 bölü 10 çocuk 3 bölü 10 oluyor. Çünkü çocuk da ister istemez aileye tepkili büyüyor ya. Ha, evet. Anne baba 3 bölü 3 ise çocuk da 3 bölü 3 olabiliyor ya da 3 bölü 10 olabiliyor. Yani... Çünkü bu sefer de onun akışını bulmasına izin vermiyorlar. Kendileri gibi yapmaya çalışıyorlar. Çok iyi Ay, oldu. Aynen bu işte. öyle. Yani mükemmel anne baba yok. O yüzden hayatta Metin gibi olmayıp annem böyleydi babam böyleydi. Sen de kendi yoluna bak kral yani değil mi anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sen annen baban değilsin ki sen. Kimsenin faturasını kapatmak zorunda değilsin yani. Bu travmalarınla yaşamak zorunda değilsin aslında. Değilsin. Bir, bir grup insan senin senin çaresiz olduğun bir dönemde evde birileri bağırıyormuş. Tamam. Git bir psikoloğa anlat dök içini. Psikolog sana küçük haplar verecek. At onları. Devam et. <laughs> Psikolog ya da psikiyatr artık Yani. <laughs> 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 Yazık günah. Vallahi ömürlerimizi geçiriyoruz ya. Annem şöyleydi babam böyleydi. Konuşmuyoruz da. Yani ee, ben o yüzden Metin'e çok gıcık oldum. Akıllı da zeki de bir çocuk ha Metin ya. Cin gibi çocuk. Mal ama yani. Ne yapacaksın? Evet yani. E bundan beslenmek de bir kolaycılık aslında bazıları için işte. Yani öyle yaşamak, onu evet. devamlı e, sözler olarak ya da zihinsel olarak kafanda tutmak falan. Evet. Zor iş yani. Tabii. O, o yüzden güzel oldu ya. Cengiz Bozkurt'un ilk bölümde ateş ettiği konunun özetini yapması beni... Ya yani dediğim gibi seninle konuşunca da onu düşünüyorum. Farkındalık dahilinde yapıldıysa bu mükemmel. Yok farkındalık dahilinde yapılmadıysa inanılmaz bir kendinden habersizlik örneği. O yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani kuvvetli bir alkışı ben ha, tavsiye eder miyim insanlara? Şöyle ederim. İlk iki bölümü bence güzel. Geri kalan dört bölüm kiminizi çok kızdıracak, kimisini çok hüzünlendirecek. Nerede durduğunuzla çok alakalı diyelim. Bir ee... Bir eserdir yani özetle. Hani bu da bir dizidir anlamında aşağılamak için demiyorum. Neticede bir eser olduğu için herkes kendi yakaladığı yerden bakacak yani diziye. Ama baş yapıt baş yapıt falan diyenler olmuş. Yani, ben tap 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 3'te görüyorum şu an Türk dizi tarihinde. <laughs> yani gel. Yani, gerçi bu Türk dizi daha tarihinin zayıflığıyla da ilgili olabilir. tabii. Şimdi bir şey diyemem. <laughs> yani Ekmek Teknesi daha iyi dizi bence. <laughs> Bunu seni sinirlendirmek <laughs> için söyledim. <sordum. gülüyor> bir an var, az kaldı ama tetiklenmedim. Ekmek Oy 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 oy. Hatırlıyor musun Kadir? Şöyle bir Evet ya. Yani. ne kötü bir diziydi oğlum o ya. <laughs> <laughs> Bu <Bunu gülüyor> akıtan falan konuk olmuştu. Tuhaf bir diziydi her bölüm aynı şey oluyordu değil mi? beni falan diye bağırarak ha, bir herif giriyordu içeri. Türkçe olimpiyatlarını sunan adamın her bölüm evet, her bölüm evet. o 20 dakika sahnesi vardı. Oradan hesapla nasıl bir dizi oldu. <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> Neyse evet, abi evet, haftaya evet. konsept yapalım dedik bu arada bölümden önce birazcık evet. seyircilere de söyleyelim. Arkadaşlar haftaya dedik ki Tancan'ın Basketbol koçluğu lisansı da olduğundan ötürü her hafta da bu adam NBA yorumluyor. Her hafta da NBA var. Nasıl oluyor? Ben onu da anlamıyorum. <laughs> Bitmiyor kardeşim Haziran'a kadar. O yüzden dedik ki haftaya böyle iki tane basketbolla alakalı iş alalım. Konsept bir iş yapalım dedik. Ne nelerdi abi bir hatırlatsana? Bir şey meşhur Fe Slam Dunk mangasının yıllar sonra yapılmış filmi The First Slam Dunk. Ve sen bunun 2000... en iyi basketbol filmi olduğunu falan söylüyorsun. En iyi spor filmi bence. Benim için de 2023'ün en iyi filmi. Bir de üstüne anime tabii. arkadaşlar, waifucular kaçırmasın. Bir de anime yani. Bir de anime bu. Tabii. Evet. Yani 3D ile 2D'yi birleştirmiş teknolojik olarak da acayip bir anime. Diğeri de Air. Ee, yine bu sene konuşulan e, Jordan ayakkabılarının yani Jordan'ın Nike'la anlaşma sürecinin ve ilk ayakkabısının çıkış hikayesi. Ama Jordan hiç yok içinde böyle daha dramatik bir hikayesini anlatmışlar. Yani sen söyleyince bunu da çok merak ettim. Çünkü yalanı yok hakikaten Nike'ın Nike mi? Nike Air'lar herhalde en evet. ikonik spor yani Converse kadar ikonik bir spor ayakkabı serisi gerçekten yani. Jordan 1 gelmiş geçmiş en ikonik ayakkabı zaten her açıdan yani. Onu zaten çok acayip yani sokak kültürü onun üzerinden yaratıldı falan Amerika'da yeniden. Tabii tabii. <laughs> Ve yani inanılmaz satışlar var ona bir onu bir merak ediyorum gerçekten bakmak açısından. Ben de şeyden de bir bakarım hani Tetris'i de izlemiştik ya Hollywood vs. Evet. Reality falan gibi yani. Bakalım burada da son dakika Rus ajanlardan kaçacaklar mı eğri yapmak için falan. <laughs> yani biraz bokunu çıkarmışlar mı yoksa düz mü? Bir de sen de yani haftaya senin uzmanlıkların gibi yaptık. Ayakkabı koleksiyonu yapan adamsın yani sen arkada cam mekan içinde duruyor ayakkabıların. Hani hem basketbol hem de biraz eğirmeyir onların kültüründen konuşursak çok tatlı olur yani. Arkadaşlar Gerçekten da konuşuruz. o bağlamda hazırlansın. Airların. Biz bir ara Ceren'le alalım diye heves ettik. Serisi geliyor, geçiyor. Spesifik renklerini... 3 katına falan buluyorsun. Çok acayip bir ayakkabı serisi. Baktığı zaman evet. herkesin ayağında diye düşündüğüm bir şey ama... ...galiba Türkiye'de herkesin ayağında değil bu arada. Fiyatlar biraz yani. şey artık ayağı, ayağı giymesi zor bir seviyeye geldi yani minimum artık 4500 5000'lerden başlıyor Jordan 1'ler falan. Hmm, haftaya da onu konuşuruz çünkü şey çok ilginç. Yani baktığın Konuşalım. zaman Amerika'da aslında Nike Air özellikle de Jordan'dan sonra biraz daha böyle hani getto siyahilerin falan ghetto siyahiden demek işte o dönemin 80'ler fakir insanlar aslında daha dar gelirli. Türkiye'de Nike Air Jordan alıp da ayağımıza giyecek halimiz yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <da>, hani, <laughs> gariban ayakkabısı olarak başlayıp 90'larda hiç gelmiyordu oğlum bir de yani konuşuruz çok acayip. Türkiye Hı -hı. için inanılmaz yokluk yılları yani. Bulmak imkansız o ayakkabıları falan. Tabii. <laughs> Bakayım Allah aşkına. Wunder diye bir mağaza var biliyorsun sen. Ben de biliyorsundur. Biliyorum. Wunder'de şu an yani bileklileri 7000, bileksizleri 4000 yani. Şeyler. Fiyatlar doğal. Evet. Modele göre de değişir yani. Hele limited bir şeyse daha pahalı olur falan. Evet. Bunlar hep <laughs> 7 bin liralık ayakkabıyı artık giyebileceğimiz arkadaşlar belgesellerini izliyoruz. O yüzden haftaya hem First <laughs> Slam Dunk filmini dikkat edin. Evet. Bilmem kaç bölümlük animesini falan izlemeyin filmini. Modern bir anime filmi. Hem de Air belgesel belgesel filmini değil mi? Documentary movie gibi o böyle. Yo film düz film, film ya. Film mi? Ha evet. okey. Hem ha, de Air ben filmini Affleck. konuşuyoruz o zaman. Ben Affleck'le Matt Damon oynuyor işte zaten. Ne? Ha, ha sen hiç bakmadın mı? Hiç Onların haberim yok senden ilk kez duydum okey. Ee, şey gelmiş. De <laughs> Ford vs. Ferrari de Netflix'e gelmiş. Vaktinde burada çok övmüştük. Evet. Ee, onu da tavsiye ederiz bu arada Netflix'te izleyebilirler. Bir de sırf Ferrari filmi geldi aslında. Onu da bir ara bakalım. Adam Driver'ın oynadığı. Okay. Adam Driver <laughs> Ferrari filminde. Ha? Hadi bakalım. Evet, full zaten adı. Soyadından... <laughs> tamam abi oldu bu iş falan. <gülüyor> <gülüyor> Adamı da de Ferrari abi sürersin sen. De. Aynen, Oraya Aynen. Da... İtalya'na benzetip Gucci'di, Ferrari'di oynatıyorlar da. Tabii daha. tabii yapıştırmışlar. <laughs> sevgili arkadaşlar, yatay bakıştan bu haftalık bu kadar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ee, Katılmayı abone olmayı unutmuyorsunuz. Tanca'nın kanalda Tanca'nın festivalleri devam ediyor. Kendinize iyi baktınız evet, haftaya evet. görüşürüz. Ee, sevgili Mehmet, çete yazdıklarını okuyamadık. Daha sonra okuyacağım. <laughs> Canlı indireceğim. Evet. evet. Aynen. Ben özellikle Aysun'un yazdıklarını çok beğendim. Sağ olsun. Aysun doğru şeyler söyledi. Ersin çok doğru şeyler söyledi bu yayınımızda. Çok teşekkür ediyoruz evet. hepsine. E, yorum yazmayan herkes de çete şimdi kalp spamlemeye çağırıyorum. Basın. Bas. Vur. O, acayip bir anda bir sürü kalpler geldi çete abi görüyor musun? Ee, evet. evet. Travmanızı kimlik edinip bizi sikmek yerine kalp basarsanız mutlu oluruz. Aman sorma ya. Neyse. Güzel <laughs> bir cümle bak. Bu cümle insan akla kalacak yani. Evet. Hadi bakalım. Kendinize iyi Hadi baktınız. Hoşçakalın. Bay bay.